Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. İsmim Ömer. Eskişehir Teknik Üniversitesi Yapı Kulübü'nün yönetim kurulu başkanlığını yürütmekteyim. Bugün ESGYAP sektörden eğitimler serimizin ikinci etkinliğini birlikte gerçekleştireceğiz. Konumuz sektörün dinamo taşlarından olan Excel programı ve hak ediş işleri üzerine. Konuğumuz proje yönetimi alanında uzun yıllar deneyim kazanmış bir isim. İnşaat Yüksek Mühendisi Şükrü Yılmaz bizlerle. Ben sözleri onun kendisine bırakacağım. Kendisini zaten ayrıntılı bir şekilde tanıtacaktır. Buyurun Şükrü Bey. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Eskişehir'de olmak güzel. Krizi fırsat çevirdiğimiz bir ortamdayız. Normalde buluşmamız belki çok zor olurdu ama şu anda hepimiz rahat rahat karşılıklı konuşup görüşebiliyoruz. Bu bir fırsattır yani bizim için. Bizim zamanımızda böyle şeyler tabii yoktu. Siz de maşallah kıymetini biliyorsunuz ki burada beraberiz. Ben 2006 yılı, 15 sene oldu, 2006 Yıldız mezunuyum. Mezun olur olmaz direkt çalışmaya başladım. Yurt dışına çıktım bir 3 sene kadar. Sonra Türkiye'ye dönüş yaptım. Yüksek lisans yaptım Bahçeşehir Üniversitesi'nde, kentsel sistemler alanında. Sonra İstanbul Üniversitesi'nde inşaat yönetimi alanında bir sertifika programı yaptık. İşte 15 senedir de birçok projede hem teknik ofis alanında hem şantiye alanında hem proje alanında çalıştım. Şu an teknik ofisteyim. Evet. Lübnanlı ve Türk ortaklı yabancı bir firmada çalışıyorum. Teknik ofisini yönetiyorum. Hali hazırda devam eden 6-7 tane projemiz var. Yoğun bir çalışma halindeyiz. Bu işleri de yaparken de ağırlıklı olarak Excel'i kullanıyoruz. Hak edişler yapıyoruz, sözleşmeler, keşifler, birim fiyat analizleri, ihaleler. Bildiğimiz az buçuk bir şeyler varsa da sizlerle paylaşmak için bu akşam buluştuk beraber. Tekrar teşekkür ederim ben size geldiğiniz için de, davet ettiğiniz için de. Şöyle yaparız. Önce biraz Excel'den bahsederiz. Bu nedir yani bu Excel? Herkes böyle bir tutturmuş Excel. Ne işimize yarar? Neler yapabiliriz bu Excel'le? İş hayatında bizim için, inşaat mühendisleri için, mühendisler için ve teknik personel için ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Onlardan bahsederiz. Biraz Excel üstünde çalışırız. Komutlardan. Şu an mesela bizim birebir çalıştığımız komutları ben size anlatırım. Siz de mezun olduktan sonra, başladıktan sonra bunların içine gireceksiniz yani. O yüzden faydalı olacağını düşündüğüm şeyleri seçtim. Çok derinlemesine girmeden. Basitten de dedi, orta seviyeden diyebiliriz. Sonra hak ediş nedir? Hak edişin tanımı, hak ediş deyince ne anlamamız lazım? Bundan bahsederiz. Excel'de de bir tane örnek, çok derinlemesi olmadan yine çok böyle kafanız karışmasın. Bir hak ediş çalışması yaparız. Sonra tekrar yine buluşabiliriz müsait olduğunuz zaman. Daha değişik. Çünkü birçok farklı hak ediş formatı var. İşte birim fiyat hak edişleri ayrı formatta, anahtar teslimi ayrı formatta. Onun üzerine çalışabiliriz yine müsait olduğunuz zaman, ben de müsait olduğunuz zaman. Birim fiyat sözleşmeli bir hak ediş yaparız. Sonra da ayrılırız yani. Planım bu şekilde. Size de uyarsa böyle devam ederiz. Şu an ekranda hazırladığım PowerPoint'lar, bir Excel hakkında bir kısa bilgiler vereyim size. Renkli işler hazırladım. Sıkılmazsınız diye bu arada. Öyle geçelim. Excel arkadaşlar, Microsoft zaten bilgisayar aldığınız zaman %95'inde yüklü olarak geliyor, Apple almazsanız eğer. Microsoft paket programı geliyor. Excel'de bu paket programlarından işte Word, Excel, PowerPoint, Access gibi bunun bir dalı diyebiliriz. Excel sayesinde bizler çeşitli formüller kullanarak arkadaşlar, aslında Excel'in tamamen tek yaptığı iş elektronik tablolarla veri, hepsi bir tablo aslında. Excel'in bütün altyapısı tablolardan oluşuyor. Böyle satırlar, sütunlar birleştirip dikdörtgen tablolar. Bu tabloları kullanarak arkadaşlar, bu elektronik tablo sistemini kullanarak organize ediyor işleri. Veri analizi yapıyor. Biçimlendirme, hesaplama, raporlama, sunum gibi işleri hızlıca gerçekleştirebiliyoruz bu Excel'le. Bu tablolarla hücre ve sütunlar sayesinde her hesaplama için ayrı bir programa ihtiyaç duymaksızın, böyle birazdan bahsedeceğim, deniz derya yani açıkçası Excel arkadaşlar. Excel 1985 yılında kurulmuş. Excel'in içinde 512 adet font var. Font nedir birazdan bahsederiz, fontun ne olduğunu. Bu Excel yapan yaklaşık 30 milyon adet kod varmış arkadaşlar. Arka planda çalışan yani. Siz bir tane Excel sayfası açıyorsunuz 6 kilobayt falan ama alt kart planında 30 bin kodlu bir çalışan bir program düşünün yani. Şu logolarına bakalım. İşte şu şekilde başlamış ilk logo. Yine bir X her zaman var. Sonra
Biraz değiştirmişler. Lay koymuşlar Excel'den. Sonra biraz daha raporlama işine girmiş bir tane böyle bir grafik koymuşlar. Sonra biraz sadeleşmiş. Değiştirmişler, değiştirmişler. Şu an günümüzde bu şekilde bir logosu var bu Excel'in. Excel'de arkadaşlar siz 100 tane işlemi Ctrl Z ile geri alabilirsiniz. 100'e kadar alabilirsiniz. 101. şey izin vermiyor. Hafızasında 100 tane almış. 32.767 tane karakter varmış. Sürekli raporlarınızı süsleyebileceğiniz, sunum yapabileceğiniz farklı farklı binlerce karakteri var yani. Çok flexible derler ya. 500 adetten daha fazla kısa yolları var. Kısa yolları. Bunlardan bahsederiz. 500'e kadar kısa yolu var. Yani hepsini hafızanızda almazsınız zaten ama sürekli kullandığınız Ctrl A, C, X, V, H, H bunlar işinize hız ve işlevsellik katar arkadaşlar. Kısa yollardan bahsedebiliriz. Belki bahsetmeyiz. Excel'de 1.048.576 satır var. Alt tarafı. 16.384 de sütun var arkadaşlar. Bunun çarpımından işte kaç ediyor bursa? Sizin matematiğiniz daha iyidir. Ben unuttum o günde diyormuşum. Bu kadar küçük küçük hücreler var yani. Bu kadar tablo var Excel'in içinde. Ve 6 kilobayt da açılıyor düşünün. Binler çeşit ikon var. Bunlarla raporlarınızı, sunumlarınızı süslersiniz. Raporlama yaparsınız. Yapacaksınız yani mezun olduğunuz zaman. Sunumlar hazırlayacaksınız muhakkak. Hesaplamalar yapacaksınız zaten. Şu anda da yapıyorsunuzdur zaten. Kullanıyorsunuzdur Excel'i illaki ödevlerinizde, projelerinizde. Excel'de bakın şu şekilde bunu da göstereyim. Bu bir Excel'in arka planında. Bunlar şey gibi sanki bir program gibi ama Excel'de yapılmış. Ve çok kolayca yapılabilen bir şey yani. Ve yönetmesi de, organize etmesi, verileri bağlaması, sunması muazzam kolaylık sağlayacak size. Grafikler yapacaksınız, yaparsınız. Yine böyle sunumlar hazırlarsınız. Farklı farklı yani derya deniz grafik türleri var. Böyle huni grafikleri. Bu da bir mesela grafik. Kamyon grafiği. Bunu hatta paylaşmıştım belki izleyen görmüştür. Ben sürekli paylaşıyorum Instagram'da bu gibi nasıl yapılır ile alakalı eğitimleri. Bu da bir Excel grafiği bakın arkadaşlar. Bu da bir Excel çalışması. Arka planını süslemişim, değiştirmişim. Normalde bu bir spreadsheet yani. Düşün nasıl bir ekran olarak önünüze koyuyor verileri. Bu şekilde raporlar hazırlarsınız. Birazdan yapacağız bunlardan. Sunumlar hazırlarsınız. Böyle diyagramlar hazırlarsınız. Bunlarca farklı emoji kullanırsınız. Flip'ten yaparsınız. Zaman çizelgesi yaparsınız. Çok yapacaksınız iş programı. Gantt chart dediğimiz iş programlarını yaparsınız. Şu şekilde iş programlarını oluşturursunuz. Güzel de. Kolaylıkla oluşturursunuz arkadaşlar. Analizler yaparsınız, yapacaksınız. İşte. Metraj tabloları hazırlayacaksınız. Birazdan hazırlayacağız. Bütçe oluşturursunuz. Girmeyiz belki ama. Böyle muhasebe programları yaparsınız. Piyano yaparsınız. Güzel de. Böyle bunları çatıyorsunuz. Arka planda kodluyorsunuz. Piyano yaparsınız. Takvimler oluşturursunuz. Gidiş kontrol listeleri oluşturursunuz. Özel mesela bir duvar hesaplama programı yapabilirsiniz. Yani derya deniz ondan bahsediyorum Excel'i. Ben çok iyi biliyorum. Yok, çok iyi bilmiyorum ama öğrenmeye çalışıyorum yani. Her gün bir şeyler öğreniyorum. Bu Excel'in girişinden sonra arkadaşlar. Şimdi biraz Excel çalışalım. Bunu kapatıyorum. Bunu kapatalım. Bu sunumları da size paylaşırım zaten. Şimdi ekrana geldi. O kayboldu bende. Şu anda bir şey gelmedi. Yüklenmesi biraz zaman alabilir. Yok hiç şey gelmedi. Screen diyorum. Ha, tamam bir dakika. Ve bunu açmayacağım biraz. Tamam. Şimdi güzel geldi mi? Evet, şu anda görünüyor. Siz bu arada sadece dinliyorsunuz değil mi? Sonuçta Excel karşınız açık değil, çalışmayacaksınız yani. Evet, sanırım öyle. Ben öyle eminim. Tamam arkadaşlar. Şimdi Excel'i böyle bismillah açtık karşımıza bu çıkıyor. Bir de şunu sorayım. Tabii baştan sormadım bunu. Temel bilgimiz var. Yani
hesaplama, raporlama, çıktı alma, işte kontrol C, kontrol V, işte bunlar şuradaki ribbon dediğimiz bu barların içindeki nasıl kullanılıyor, onlara hiç girmiyorum. Onları bildiğinizi varsayıyorum zaten direkt. Şimdi bakın arkadaşlar, ben buraya tıkladığım zaman temel işlevlere, bu temel işlevler sayfasına beni atıyor. Bu buraya bunu atıyor. Tamam mı arkadaşlar? Önce bundan başlarız mesela. Bu ne? Bu bir bağ yapıştır. Ben bu iki sayfayı birbirine bağladım. Düşünün ki onlarca, yüzlerce farklı sayfanız var. Her bir spreadsheet dediğimiz sayfalar. Bunu sağ tıklayıp eklediğiniz zaman yeni bir tane eklersiniz. Bunu ben hepsini eklemişim. Bakın böyle oluşturmuşum. Sonra ana bir sayfa hazırlamışım. İcmal. İcmal ne olduğundan herkes şefarken de bahsedeceğiz. Özet yani. Bütün çalışmalarınızın özetinin ekrana sunulduğu, buradan yönettiğiniz sayfa, yani icmal oluşturmuşum. Bakın ben buna tıkladığım zaman ne oluyor? Burası bir yeşilleniyor. Bir. Şurada bir grafik var arkada. Görmüyorsunuz. Bu %2 oldu bir anda. Böyle tıkladıkça bunlar yaptık yani. Bu yapılan işler listesi, checklist dediğimiz. Bunu oluşturmuşa bakın, burada arka planda ben bu gizlemiştim bunları. Şöyle mesela gizlersiniz. Sayfa rengiyle yazı rengine her şeyi aynı yaparsanız arka planda yokmuş gibi gözüküyor. Aslında burada veriler var tabii. Şöyle mesela açtık yani yine. Burada böyle veriler var. Bu hepsi birbirine bağlı, görüyor musunuz? Excel'in mantığı bu, çalışma mantığı. Verileri hep böyle birbirine bağlayarak yaptığınız işleri, işlemleri, sunumları, hesapları, kitapları neyse hızlıca yapmak ve ekrana sunmak. İşte buradan yönetmek. Amacımız o. Bir rapor yapmak, bir hesap yapmak. Yani ne yaparsanız bunu hızlıca, kolaylıkla, işlevsellikle yapmak için oluşturulmuş bir program. Şimdi temel işlevler. Şöyle bahsedeyim. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakın burada bir tane gülen surat var. Şu %100 olduğu zaman bu gülen surat dönecek. Şu an yer alayım. Kontrol Z. Bundan başlayalım. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu şöyle. Bize diyor ki J, A ve L harflerini eğer tutup, az önce bahsettiğimiz fontlar vardı ya, şöyle bunu tutup seçip şuradan girişteki şuradaki fontlardan Bilginiz yaparsanız, Bilginiz yani bir font var. Yaparsanız bunlar otomatikman bir karaktere dönüşüyor. İşte L'yi gülen surat yapıyor. K'yı somurtuyor. L'yi de üzgün surat yapıyor. Bunu ben buraya nasıl formüledim? Şu mesela 100 olduğu zaman bu nasıl bu hale oluyor? Onu da eğer dediğimiz birazdan yapacağız. Onu da yapacağız. Şimdi şu bağ yapıştıra gelelim tekrar. Herhangi bir şey yazdığınız, yazı da olabilir bu. Şuraya bir şey yazdınız mesela. Diyelim. Bu S2 yazısını bir sayfaya ben aktarmak istiyorum. Buraya bastığım zaman beni bir yere götürsün. Bindim gidiyorum yani böyle metrobüse, otobüse. Buna sağ tıklıyoruz. Sağ tıkladığınız zaman bir şey açılıyor, görüyorsunuz. Bu sağ tıkladığınız zaman yaptığım işlemlerin aynıları yukarılarda da var. Her yerde var yani. Buradan da ulaşabilirsiniz. Buradan da erişebilirsiniz. Kolaylık olan sağ tık. Hemen tıkladım. Bakın burada bağlantı diyor. Görüyor musunuz? Bağlantı. Hayır, bunu bağla diyor yani. Bağlantı tıkladığından sonra nereye bağlarım diyor. Her işlemde Excel seni bir adım öne atıyor. Seni yönlendiriyor. Bu belgeye yerleştir diyorum. Bu belgenin içinde benim bu Excel spreadsheet'im altındaki bütün sayfaları bu şekilde gösteriyor. Ben bunu nereye tıklarsam, mesela temel işlevlere bağla dedim. Tamam dedim. Artık ben buna bastığım zaman beni bağladığım sayfaya atıyor arkadaşlar. Bu şekilde çalışmanızı tak 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 böyle hızlı bir şekilde yönetirsiniz, ulaşırsınız. Veya buna şuradan da ulaşabiliriz. Şu ekleye tıklayıp bağlantı var. Aynısı. Sağ tıklayıp bağlantı yapmak daha kolay. Buraya tıkla, buraya tıkla. Bunun da kısa yolu var arkadaşlar. Ama onlara girmemek lazım. Kısa da bu işimizin de sağ tık en kısası yani. Bağlantıyı öğrendik nasıl olduğunu. Meşlere tıkladık. Meşlere sayfamı at. Şimdi burada toplam alma, İşte çarpım alma, eşittir, onların toplu, onlardan bahsetmeyeceğim. Mesela ortalama almak istiyorsunuz. Zaten Excel Türkçe versiyonunda konuşuyor sizle. Ortalama böyle yapın. Eşittirle veya artıyla siz formül dediğimiz fonksiyon yazma işine girersiniz. Eşittir yazmak için arkadaşlar yukarı ve eşittir'e basıyorsunuz ya, iki hamle. Onun yerine artıya bassanız tek hamle. Hız yani. Bu şekilde kullanmanızda fayda var. Artıya basarsanız da eşittir gibi işlem yapar. Artı dedim. Mesela O diyorum. O ile başlayan Excel bana bütün fonksiyonları burada bir listeliyor. Görüyor musunuz? O. Oraya yazdım.
Orla başlayıp memeden fonksiyonları yapıyor. Orta dedim. Bakın böyle böyle görüyor musunuz? Değiştiriyor. Ortalama yazdım. Veya yazmadan da biraz silim. Aşağı ok tuşuyla bunun içine girebiliyorsunuz. Görüyorsunuz. İstediğiniz yere gelip ok tuşuna basarsanız da kalanını yazmadan size hızlıca diğer o AutoCAD'de, Style AutoCAD'de, EDCAD'de yaptırdığı gibi fonksiyonun içine sokar. Değiştir dedim. Ben diyor ki bana sayı bir yani ortalama alacağım da ben neyin ortalamasını alacağım. Ondan önce şuna da bakalım. Ama fonksiyonu yazdığınız zaman bakın. Şöyle. Aşağı indir çizgi tarafta görüyor musunuz? Bir kutucuk içinde açıklamalar görüyor. Bu fonksiyonun da ne olduğunu size Excel anlatıyor. Ortalama neymiş? Bağımsız değişkenlerin aritmetik ortalaması verir. Bunlar sayıya da sayılar içeren at, dizi, başbuğ olabilir. Yani bu ortalama da bu işe yarıyormuş. Bilmeseniz de sizi burada yönlendirir yani. Şunları şöyle seçip hangi aralığı alıyoruz? Ben seçtikçe böyle değişiyor. Şimdi şu şekilde yaparsam bakın. Şuradaki ASE DES diyor. Yani bu sayı olmadığı için bunları almayacaktır. Sayı olan değerlerin ortalamasını alır. Seçtim bu şekilde. Parantez açarak gidiyorsunuz. Formülün içine kapatarak da kapıyorsunuz. Kapıyı açıyorsunuz, gidiyorsunuz. Yani kapatıyorsunuz yani. Bunların ortalaması bu şekildeymiş arkadaşlar. Buradaki sayılar değiştikçe şunu şöyle highlight yapalım. Buradaki sayılar değiştikçe tabii ki ortalamalar da değişiyor arkadaşlar. Böylece işleminiz başka bir yerde değiştirirseniz birbirine bağlı olduğu için değişiyor. Toplam nasıl alırsın? Birçok yöntem var toplam alalım. Yani buradaki toplamak istiyorsunuz. Nereye almak istiyorsanız oraya tıklayıp giriş sekmesinden şurada otomatik toplam var. Basarsınız toplar. Basit. Veya formül yazacağım derseniz artı der. Topla dersiniz. Enter açar. İstediğiniz kısımları seçersiniz. Seçtiğiniz aralığı set. Mesela diyelim ki şu aralıktaki en büyük sayıyı merak ediyoruz. Şimdi şöyle baştan söyleyeyim de bu örnekler tabii belki basit gelebilir. Çünkü şu an bütün verileri ekrana görüyorsunuz. Şimdi bunun en büyük değeri ne? Yüksek olduğunu burada hemen böyle 2 saniyede bakarken bulursunuz. Ama bunun binlerce veriyi içeren bir data olduğunu düşünürseniz o zaman anlamlı gelir. Şu an anlamsız gelebilir. Çünkü datalar gözünüzün önünde arkadaşlar. Burada böyle binlerce bir data olduğunu düşünün. Size biri sordu ya bunun en büyük değeri kaç? Sen bunu bana söyledin ama bana en büyüğünü söyler misin? Dediği zaman ne olacak? Nasıl bulacağız arkadaşlar? İşte burada Excel devreye giriyor. Burada Türkçe konuşuyoruz. En büyük ne demek? Maksimum. Mak'tan geliyor. Bu sefer mak diyorum. Açıyorum. Seçtiğim aralıktaki en büyük değeri bana veriyor. 140'muş. Şunu değiştirelim. O değişti. Gördünüz mü? En küçük değeri kaç diye sordular dedim. Bu da aynı mantık. Bu sefer ne olacak? Min. Minimum diyorum. Yemedim. Minimum yazıyorsunuz. Seçiyorsunuz aralığı. Hep, pardon. Mantık yapan arkadaşlar. Formül yaz. İstediğin aralığı seç. Parantezi kapat. Sana karşı hediye getirsin. Minimum da birmiş. Şuradan bir tanesini sıfır yapalım. Minimum sıfır oldu arkadaşlar. Şimdi şu bağ değişikliği say güzel bir fonksiyon. Çok kullanıyoruz. Çünkü bir formülleri içine bağlıyoruz arkadaşlar. Böyle bu bağ değişken say ne demek? Böyle seçtiğim zaman mesela seçtiğim aralıkta kaç tane sayısal değer var? Şimdi böyle tutup sayabilirsiniz işte 2'den 17'ye kadar 16 neyse değer var değil. Burada binlerce olduğunu düşünün ve bunu bir yerde kullanacaksınız. Bunu da şöyle yapıyoruz. A diyorum. Dediğim zaman bana bağ ile alakalı fonksiyonu getirdi. Bağ değişken say diyorum. Dolu sayı birazdan söyleyeceğim. İçine giriyorum tabla. Aralığı seçtim. Şöyle bırakalım orada. 15 dedi. Bak ne demek 15? Aralık 15 tane sayısal veri varmış. Ama sayısal veri varmış. Ben şimdi burada bakın karakter yapayım. 14 indir görüyor musunuz? Veya çarpı yapayım. X'i yapayım. Bakın değiştiriyor bunları. Sadece sayıyı sayar. Bu da dolu sayıda anlamışsınızdır. Her şeyi sayar. İçinde sayı, karakter, her türlü ifadeyi sayar. Bakın 16. Burada değiştirdim şöyle bir şey yazalım. 16. Niye? Çünkü bunun içinde. Yani bunu değiştirince şey değişmiyor yani. Her şeyi sayar. Eğer say çok sık kullandığımız bir formül. Az önce gösterdiğim şuradaki şu olayı da eğer sayla yaptım zaten. Eğer sayla yapacaksınız bunu. Şöyle değer sayıyor. Bakın onun üstüne gidelim. Artık dedim. Eğer dedim. Zaten değerli mantıksal ifadeler Excel'de sık kullandığımız işimize yarayan, işlerini hızlandıran fonksiyon, formüller.
Eğerle ilgili bakın bir sürü formül var. Diyelim eğer sayı neymiş? Verilen koşulda uyan balık içindeki hücreleri sayar. Veri sayıyor yani. Eğer sayının içine girdim. Bakın ne diyor? Aralık. Fonksiyonlar, formüller bu şekilde bizi yönlendiriyor. Önce bakın burası siyah görüyorsunuz. Burası biraz daha soluk. Yani şu an biz aralık formülünü, aralık işlemine gireceğiz. Aralık. Ne demek aralık? Sayacağım aralığı bana sor diyor. Şöyle mesela aralığı seçtim. Tamam arkadaşlar. Yan tarafa geçmek için yani mantıksal sınavın ikinci aşamasına aralıkta ben ne yapacağım soruyor. Doktora virgülle geçiyoruz. Şimdi soruda ölçüt. Bu aralıktaki ölçütüm ne? A firması mı? B mi? C mi? D mi? E mi? Buradaki veriyi sayacak ya. Bunu parantez şey içinde, tırnak içinde bir yazı yazdığınız zaman, bir şey yazdığınız zaman güzel bunu yazı olarak algılıyor. Fonksiyon veya formül olarak algılamıyor. Yani parantez içinde her şeyi yazabilirsiniz. Buraya mesela A firması diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Kapatalım. Burada ne oldu? Bakın. Şu aralıkta seçtiğim aralıktaki A firması yazan verileri saydım. İki tane A firması yazıyorum. Şimdi gelin buraya. Şu C'yi A yapalım. Oldu. Üç oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Üç oldu. Bu şekilde gelin. Bunları hep böyle A yaparsak sayısı artıyor. Bunları başka yerde kullanacağız yani. Belki mantıksız gelebilir. Yani saydık. Ne oldu? Bu arka planda bir sürü formüle bağlı olacak. Kullanacaksınız. Asıl lokomotif formülünün bir de er. Mantıksal sınavlar yaptığımız er formülü. Bu da er dedim. Erle ilgili bakın bir sürü şey çıkıyor. Yani. Okuyalım neymiş manası. Bildiğiniz koşul doğru olarak değerlendiriliyorsa bir değer. Eğer nokta 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 doğruysa şunu yap. Yanlışsa bunu yap. Doğruysa git işlemi şuradan al. Yanlışsa buradan al. Eğer bu değer istediğim bir değerse hak edişteki değerin birinci hak edişinin tutarını oradan al. Yanlışsa buradan al. Yani bu muazzam kullanacaksınız. Bu bir formül arkadaşlar. Eğer dedim mantıksal sınavda başladı. Eğer'in içine yani her formülün içine arkadaşlar bir sürü formül yazabilirsiniz. Eğer içine bakın bir formül daha yazdım. Yaza dedim. Sonra eğer say dedim. Böyle iç içe formülleri yazıp 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 sonra kapatıp 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 çıkıp istediğiniz sonuca ulaşacaksınız. Eğer mantıksal sınavım ne? Ne yazalım? Eğer mesela şu hücreyi refer edelim arkadaşlar. Bu hücredeki değer konuşuyoruz. Bu eğer de tamamen Excel'de konuşuyorsunuz. Benim bu hücremdeki değer yani C olur. Bunu A firması yazsa da Excel arka planında bunu C10 olarak şuradaki bakın adresi var. Burada C10 olarak algılıyor. C10'daki değerim eşittir. Ne yapacaktık? Ne için yazacağız? Neymiş? A firması. Yazarsa. Eğer bu hücre en basit anlatıyorum arkadaşlar. Eğer benim burada B10'da geçtiğim yerde A firması yazarsa dedim konuştum bitti cümle. Nokta virgül yapıyorum. Yazarsa ne yapacağım? Yani eğer doğruysa burada A yazıyorsa A firması ne olsun? Tırnak için yazalım. Mesela bu firma de uzun yazmayalım. X yazsın. Tamam mı? Yanlışsa ne yapsın? Bu tarafa geçtim. O zaman da Y yazsın mesela. Bakın burada X yazdı. Niye? Çünkü burada A firması yazıyor. Burada ben B yazarsam, başka bir şey yazarsam, ne yazarsam yazayım fark etmez. B yazacaktır arkadaşlar. Değerin mantığı bu. En basit mantığı. Şöyle de olabilir mesela. Eğer şuraya yazalım. Eğer dedim, benim buradaki değerim eşittir yine A firması olsun. Ne yapsın? Şunla şunu toplasın. Bundan çıkarsın. Yanlışsa ne yapsın? Hesap yok yazsın. İstediğim şeyi yaptırdım ona. Burası A olduğu için bunu topladı. İstediğim formülü çıkarttı. Buraya başka bir şey yazdığım zaman hesap yok yazıyor. Mantık bu arkadaşlar. Değerdeki mantık. Çok sık kullandığımız bir başka fonksiyon formülde düşey ara. Bir yerden veriyi, istediğimiz veriyi başka bir sayfadan çekiyoruz. Burada böyle yüzlerce sayfa olduğunu düşünün. Hepsi birbirine bağlı düşünün. Oradan bir veriyi çekmek istiyorsunuz. Tek bir formülle çok rahat çekersiniz. Düşey ara dedim arkadaşlar. Şey de arıyor yani. Bunun yatay arası var. X de ara var. Böyle V lookup, X lookup diye şeyler var. Neymiş? Okuyalım. Bir tablonun en sol sütunundan bir değer arar ve sonra o satırı biriktirdiğim sütundan bir değer verir. Yani arar bulur. Arayan bulurdu yani. Aranan değerim ne arkadaşlar mesela? Tabii farklı sayfaya refer etmemiz lazım. Bu şeyde yaparız ya. Bakayım bir şeyler yazmış mıyım ben?
Departman mantıksız olacak şey kontrol diyelim. Şimdi şeylere zaten bahsedecekmişiz. Temel işlevler bu şekilde. Zaten bir sürü tema var da ben bir giriş olsun diye dedim arkadaşlar. Bakın buraya icmali atamışım. Az önce yaptığım gibi bunu geldi icmali attı. Şuna tıkladım. Burası yeşil oldu. Tiklendi. Nasıl yeşil oldu? Birazdan yapacağız. Şu ışığı yakayım. Nasıl, hızlı mı gidiyoruz? Gayet iyi. Bence de gayet iyi. Şükrü. Bildiğiniz konular mı yani, üstünden mi geçiyoruz tabii? Çoğunu bilirsiniz zaten yani, çok şey değil. Şimdi açılı listeye gelelim. Ne demek bu açılı liste? Şöyle bakın. Buraya tıklıyorum. Liste açılıyor. Bu bizim ne işimize yarar? Biraz örnek yaparız. Açıyorum. Bakın buradan listeden seçiyorum. Veriyi değiştiriyorum. Tamam mı arkadaşlar? Böyle böyle. Bu listeyi nasıl oluştururuz? Çok sık kullandığımız. Şöyle önce burayı bir silelim listeden. Şöyle arkadaşlar. Bu üstteki sekmelerden, buna sekme İngilizce ribbonlardan, veriden, veri sekmesi kullandığımız sekme. Şurada veri araçları var arkadaşlar. Veri araçları. Şurada bir yeşil tik, bir de kırmızı girilmez işareti var. Bu veri doğrulamanın, sihirbazının ulaştığımız yerdir. Buradan veri doğrulamayı gireriz arkadaşlar. Burada farklı farklı şeyler var, yaparız birazdan. Bu ayarlardan doğrulama ölçütü, veri doğrulamayı nereye göre yapayım diyor. Buradan bakın, listeyi seçiyorum. Liste olarak seçiyorum. Kaynak kısmına da şu ok var. Tıklıyorum. Bana diyor kaynak soruyor. Yani neredeki verileri açılı liste olarak görmek istiyorsunuz diyor. Şöyle. Şuradakileri mesela isterim. İstediğim arada seçtim. Anladım arkadaşlar. Kapattım. Şimdi bu aralıkta istediğim aralığa göre istediğim hücreleri, şu C11 hücresinde arkadaşlar bakın. Buradakilere göre bir liste oluşturdum. Tamam. Şu an bakın bu list burada sadece bunlar var. Şuraya gelip bir değiştirdiğim zaman buradaki ya da buraya geliyor. Bunu nerede kullanacağız? Bunu başka bir yerde hesaplamalarken kullanacağız. İşte eğer site formülünü yaparken buradan mesela S3'ü seçeceğiz. Hemen S3'ün verileri gelecek. Buradan başka bir seçeceğiz. O veriler gelecek. Açılı liste bu işe yarıyor yani arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptığımız gibi şu şekilde yapabiliriz. Yine veriden, veri doğrulamadan yine listeye girip kaynak kısmını manuel de yazabilirsiniz mesela. S3 yazabilirsiniz. Şöyle. Mesela işte. Her şeyi yazabilirsiniz buraya. Tamam dersiniz. Bakın. Gördüm, bu kadar elle yazdık. Bunu alt alta yazdık. Görüyorsunuz. Bunu yan yana da yazabilirsiniz. Şuradaki noktalı virgülü kaldırıp ya virgül yazarsanız bunu bu sefer yan yana yazar. Görüyor musunuz? Yani böyle. Çok esnek yani program. Açılı listeyi de geçiyorum arkadaşlar. Bunları belki sonra yaparız. Şundan bahsedelim faydalı. Bakın şurada otomatik kaydedin yanında şu sekmelerin üstünde hızlı erişim çubuğu var. Çok sık kullandığınız şeyleri hızlı olsun diye buraya ezelemiş. Buraya at, buradan yönet. Nedir bu? Baskı ön izleme. Sürekli baskı alıp çıktı aldığın için demek. Baskı ön izleme. Veya işte çok sık kullandığım bağla gibi. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Mesela verideki bunu çok sık kullanıyorsunuz sen. İstediğiniz yere giderseniz buraya sağ tıklarsınız. Direkt bakın hızlı erişim araç çubuğunu ekle diyor. Bunu ekle dersiniz. Buraya anda gelir. Artık çok hızlı bir şekilde çok sık kullandığınız komutları AutoCAD'deki gibi buraya eklersiniz. Bunu bu şekilde ekliyoruz yani. Bunu öğrenmiş olduk. Şöyle gelelim. E-toplamadan bahsedelim. E-toplamadan bahsedelim. Bu da çok sık kullandığımız arkadaşlar. Yani eğer topla. Atmışlar, E topla yazmışlar. Geldim yine E dedim. E yazdım. İki tane E başlayan fonksiyon varmış. E toplanın içine girdim arkadaşlar. Diyor ki aralık. Önce aralığı soruyor. Yani hangi aralıkta başlayacağım diyor. Mesela şu arayı şöyle seçelim. Aralığımızı seçtim arkadaşlar. İstediğim aralığı seçtim. Kontrol. Yan tarafa geçtim. Ölçüt. Bu aralıktaki ölçütü ne olacak? Artık mantığı anladınız. Bunların içinde bir ölçüt olacak yani arkadaşlar. Ölçütü de şuraya atalım. Tamam mı? Şuraya attım.
Birazdan açılış listenin nasıl kullanıldığını, niye açılış yaptığımızı da görmüş olacaksın. Buraya attım. Toplam aralığım ne? Yani buradaki aralık geçtim. Buna göre bakacağım da nereyi toplayacağım diyor. Mesela şuradakileri topladım. Tamam arkadaşlar. Şöyle seçerim. Bak, sıfır diyor. Yine henüz bir şey belli. Şuraya bir highlight yapalım görelim. Tamam arkadaşlar. Şimdi şuraya gelip orada yazdığım zaman bu aralıkta bitti. Tamam mı? Orduyu buldu. Karşısındaki topladı. İki tane varmış demek ki ordu. Şunu da orada yapalım mesela. Buna bu değeri 350 daha ekleyecektir. Gördünüz mü? Eklendi. Toplanın mantığı bu. Bunu şimdi açılı listeyle yapalım. Diyelim veri doğrulama diyelim. Buradan listeyi seçelim. Kaynak kısmını da buraya alalım. Tamam diyelim. Şimdi ben buradan veriyi değiştirdiğim zaman arkadaşlar bunun onlarca farklı sayfadan toplanmış bir veri olduğunu düşünün. Bütün hepsi hızlıca değişiyor görüyor musunuz? Bunu normalde manuel yapsanız belki 10 dakikanızı alacak. İzmit git İzmit'i tek tek seç. Burada var, burada var, burada var, burada var. Karşındakini topla. Bunun yerine ne yapıyorsunuz? Böyle 5 dakika yapıyorsunuz. Ve toplanın mantığı bu arkadaşlar. Aynı şekilde çok e-topla da demiş Excel. Yani sadece bir tane veriniz yok. Mesela hem orduya göre git mesela burada da başka bir veri. Bu sefer de aynı mantıkla e-topla diyoruz arkadaşlar. Bu sefer önce aralığı bize seçtiriyor. Bu aralıkta topla ölçüt bir diyor. Bu sefer farklı farklı ölçütlerim var. Hem bay hem ilden seçecek. Hem de malzemeden seçecek. Ölçüt aralığı 1. Önce şu ölçütümde seçtim. Ölçüt birim neresi? Burası olsun arkadaşlar. Tamam. Ölçüt birim burası olsun. Bunu bozduk. Girebiliriz. Şimdi bakın ölçüt aralığı 2'ye geçti. Böyle 2, 3, 4, 5 onlarca ölçüt belirleyip işlemleri içinden süzüp ekrana getirebilirsin. Ölçüt aralığı 2 de şu olacak. Ölçüt 2'yi de şuraya refer edelim. Birazdan yazarsın. Şimdi şuraya da açılı liste yapalım. Artık öğrendiniz. Hatta şuraya şey yapmıştık. Hızlı erişim. Neydi? Şuradan seçsin. Bu değerleri değiştirdikçe yani şuraya atmış bunu. Neyse yazamadık kardeş şimdi bir daha geri dönmeyeceğim. Mantık bu yani arkadaşlar. Okey topla da farklı farklı koşullarınız var. Ona da tıklayalım. Şu bölmeleri dondur. İşinize çok yarar. Bakın ben bunu aşağıya sıfır indirdikçe üstteki ana şeyler kayboldu. Gördünüz. Nereye gitti bunlar? Yukarıda kaldı. Ben bunların da görmesini istiyorum. Sıfır aşağı insin ama yukarıda bunlar sabit kalsın. Çok basit. Nereden itibaren donmasını, freeze etmesini istiyorsanız orayı şuradan seçiyorsunuz bakın bu şekilde. Sonra bu görünümden, görünüme girdim sekmelerden. Görünümden bölmeleri dondur diyor. Tıkladığınız anda başka bir dondurmuşum o yüzden şey yapıyorum. Önce bir çözelim. Doldur diyor. Bakın istediğim yerden itibaren artık üstü sabit kaldı. Altı oynuyor. Bu şekilde mesela sağa giderken de dondurabilirsiniz. Bunu da nereden itibaren şunu çözelim. Mesela istiyorum ki hem şurası sabit kalsın hem burası sabit kalsın. Kesişimi neresi? Bu hücre. Bu hücreye gelip dondur derseniz bakın orası sabit kalıyor. İçi yukarı sabit kalıyor. Bu da işinize yarar olacağını düşündüğüm bir özellik. Şu düşe yaradan az önce bahsetmiştik. Şunu şu yapayım. Şöyle yapacağız onu. Gelelim şuraya. Düşey yaranın mantığı arkadaşlar şu. Düşey yara yazıyorum. Aranan değeri soruyor. Cebi tabii her zamanki mantıkta ne arıyoruz? Mesela şurayı arayalım mesela. Nerede arıyoruz bunu? Mesela şu tabloda arasın. Tamam arkadaşlar. Şu tabloyu. Gidip istediğimiz tabloyu seçiyoruz. Bu tabloyu arasın. Şurasında arasın. Sütün ünit sayısı dediği bu değer şu tablonun başlangıcından itibaren kaçıncı sayıda? Bakın bir, B1, C2, D3, E4, F5. 5 tane burada yazabileceğimiz indiz sayısı var.
Mesela 3 yazalım. Yani ben o sayfadan şu duvar örülmüş seçtiğim zaman bana bunun karşısındaki 500'ü getirecek. 1, 2, 3, 4'ü getirecek. O yüzden buraya 4 yazıyorum. Tam eşleşme diyorum. Ama şimdi buraya gelip şunu yazdığım zaman bakın duvar örümü yazdım. Bana oradaki değeri getirdi. Tamam. Buradaki değer değiştiği zaman buradaki değer de değişiyor. Şimdi yan yana olduğu için bunlar dediğim gibi çok belki mantıklı gelmeyebilir sizin yaptık ama bu çok karmaşık bir dosya üstüne çalıştığını düşünün. Veriyi hemen oradan aldınız. Bu değiştiği zaman arkadaşlar her şey değişecek. Yine bunu da ne yapabilirsiniz? Veriye bağlarsınız. Verileri buradan seçersiniz. Veriler değiştikçe her şey değişir arkadaşlar. Hepsi birbirine bağlıdır. Hesaplamayı böyle yaparsınız. Mantığımız bu. Bu hedef ara özelliği de çok bilinmez. Şöyle çok mezun olduktan sonra çok sık karşılaşacaksınız. Size de bütçe oluştur. Bir X işi var. Bu işi bütçesi lazım. Yani bu iş kaça biter? Mesela bir işimiz var. Bütçe oluşturuyorsunuz. Hedef bütçeniz var 2 milyon. Bütün kalemleri çıkardınız. Bir kalemle ilgili bir tereddütünüz var. Bunu acaba kaç yazmalıyım ki ben bu hedefimi tutturayım? Buna bir bütçede bir pay ayıracaksınız. Bunu normalde nasıl yaparsınız? Önce şu bunların olmadığını, şu olmadığını düşünün. Şimdi buraya bir toplam alırsınız. Şöyle hemen girişten. Buraya bir toplar. 8 ediyor. Sonra buradan bunu çıkarırsınız. Eşittir. Bununla bunu çıkardınız. Ha, demek ki burası neymiş? 125, 985'miş ki ben bu hedefi tutturdum. Bakın birçok işlem yaptım. Bunun yerine şöyle yapabilirsiniz. Şuradan veriden durum çözümlemesi sayfası var. Buradan hedef alanın içine giriyorsunuz. Ayarlanacak hücre diyor. Ayarlanacak hücrem bu. Sonuç hücrem ne? 2 milyonu ayarlamak istiyorum ben bunu. Değişecek hücreyi de burayı seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Size yani bak otomatikman onu hesaplıyor. Öyle. Burada dediğim gibi ekran çok küçük olduğu için mantıksız. Ama bunun bir sürü veri olduğunu düşünün. Bu şekilde çözersiniz yani işi. Şu özel yapıştırdan şöyle bahsedelim hızlıca. Sağ tık özelliklerinden. Şurada verileriniz var mesela. Bu verilerinizin hepsini binle çarpmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacaksınız? Eşittireceksiniz. Bunu böyle binle çarpacaksınız. Bunu böyle aşağıya çekeceksiniz. Böyle tutacaksınız filan falan. Bir sürü iş. Bunun yerine nasıl hızlı yapabilirsiniz? Buraya yazarsınız. Bunu kopyaladınız. Aralığı seçtiniz. Sağ tıklayıp buradan özel yapıştır deyip çarp dersiniz. Bunu hepsini çarpar. Veya buradan istediğiniz gibi bunu çıkar dersiniz. Hepsinden bunu çıkarır. Bu sayısal işlemleri bu özel yapıştırdaki şu işlem bölümünden hızlıca yaparsınız arkadaşlar. Bu da böyle bir bilgi olarak kalsın. Bizler arası fark. Bu da önden. Sürekli kullandığım şeylerden arkadaşlar size oluşturdum ki yani bunlarla karşılaşacaksınız yani. O yüzden. Diyelim bir tablo oluşturdunuz, bir rafı oluşturdunuz. Okulda işte bir çalışma yaptınız okula diyelim. Tabloyu gönderdiniz arkadaşınıza. Arkadaşınız da bunun üstünde işlem yaptı, size geri gönderdi. Ya benim tablomu niye bozdun işte mesela İlkay Bey diye soruyorsun tamam mı? Hangi verileri değiştirdin diyor. Vallahi hangisiydi ben de bilmiyorum. Nasıl bulursunuz bunu hızlıca? Şöyle bu tabloyu seçtim. Sonra bu tabloyu seçtim böyle. Kontrole basılı tuttum arkadaşlar. Sonra şu giriş kısmından koşullu biçimlendirme bu da çok muazzam bir sekme. Buradan hücre kurallarına giriyorsunuz. Burada diyor ki bakın bir sürü kural var yapacağız birazdan. Yine önemli değerleri seçiyorum. Bir sihirbaz daha açılıyor. Bir ileri daha gitti güzel. Buradan ne yapayım? Benzersiz. Yani bu tablo bu tablo arasında şunlar sadece değişmiş. Yani demek ki karşı tarafa gönderdim. Arkadaş bunları değiştirmiş. Onu da mesela şöyle göstersin diyebilirsiniz. Tamam dedim. Mesela bu iki tablo arasında sadece şu farklılıklar var. Yani demek ki bunlar değişmiş. Tamam ben bunları dikkate alacağım gibi. Bunu da bu şekilde hızlıca yaparsınız. Bu hızlı doldurma özelliği belki Excel'in son versiyonda olabilir. Emin değilim. Çoğunuz ne kullanabilmiyorum.
Bunu 365 versiyonu da getirdi yani. Şöyle, kurumsal bir yerde çalışıyorsunuz. İsimleriniz var. İşte her bir ismin sonunda da nedir? Hani gider ya işte. Ali.et.s.ed. Böyle adresleriniz vardır mesela sizin. Ben istiyorum ki Ali.et olacak, Veli olacak, Can olacak, Tarık. Böyle binlerce öğrenci var. Bunu tek tek nasıl yazacaksın? Bunu tek tek şöyle yazacaksınız. Aslında saniye böyle sürmedi, değil mi? Bunu nasıl yapıyor Excel? Hızlı doldurma flash fill özelliğini getirmiş. Buradan veriden şurada bakın bir tane yıldırım var. Yıldırım gibi hızlı. Buna basarsınız ve tek seferde ilk yaptığınız işleme göre alır. Bunu böyle yapay zekasını alıyor. Ali'den sonra bu geliyorsa ve Ali'den sonra da bu gelecek o zaman diyor. Bunu bu şekilde böyle getiriyor. Bu kontrol E de bunun sayı olarak arkadaşlar. Bu bir şey dolduruyor. Her şeyi de yapabilirsiniz. Başka bir örnek yapalım bununla ilgili. Burada soy isimleri olduğunu düşünün. Sadece bir tanesinin soy ismini silin. Ctrl E yapın. Bütün hepsinin soy ismini siler. Yani ilk yaptığınız işlemi altına otomatikten olabilecek doğrulukta yapıyor yani. Onunla geçtik. İşte şu yaptığımız işlem arkadaşlar koşullu bir çimlendirme yapıyoruz. Ben buraya tıkladığım zaman arka planda bir şey yapıyor. O ona koşullu bir çimlendirme birazdan yapacağız. Devrik dönüşüme gelelim. Bu da çok işinize yarar. Bir tablonuz var. Bir ödevle ilgili bir şey oluşturdunuz ama bu tablonun satırla sütununu ters çevirmem lazım. İşte buradaki veriler buraya yazacak. Buradaki veriler de üste yazacak. Bunu nasıl yaparız? Alanı seçiyoruz. Ctrl D dedim. Temel kısalımı. İstediğim bir yere nereye istiyorsanız sağ tıkladım. Şurada özel yapıştır diyor. Şu altta bir tane devrik dönüşüm diye bir kutucuk var. Buna tıklıyorsunuz. Bunu sizi böyle saniyelerce yapıyor yani saniyeler için. Muazzam. Şöyle bir handikap var. Buradaki veriyi silseniz silinmez. Çünkü buraya yapıştırdı kaldı. İstiyoruz ki biz bu sizin başka bir yerinizde sayfada. Bu da bambaşka sayfada. Gittiniz sonra bu sayfadaki veri değiştirdiniz. Bunun da değişmesi lazım. Bunu nasıl yapacağız? Başımıza geliyor yani. Bu sefer de diyor ki Excel o zaman gel devrik dönüşüm formülünü kullan ben de diyor. Devrik dönüşüm dedim. Ne diyor bakın. Yüksek bir hücre aralıklanır, yatay bir aralık verir veya tersini verir. İçine giriyorum. İstediğim aralığı seçtim arkadaşlar. Parantezi kapattım. Bu sefer formülle yaptım. Gördüğünüz gibi. Bunun güzelliğine bunu hemen böyle süslersiniz. Bu şekilde bırakıyorum Excel bunu. Artık bunu böyle tabloyu kendinize göre süslersiniz. Hemen hızlıca tablo oluşturursunuz. Şöyle verilerle. İşte. Şimdi bunun güzelliği şu. Şuradaki veriyi değiştirdiğiniz zaman bu veri de değişir. Görüyor musunuz? Neredeki veriyi değiştirirsem oradaki veri değişiyor. Bir güzelliği de şu. Şuradan ben silmeye çalışsam da bunu yanlışlıkla bakın silinmiyor. Olabilir ki yanlışlıkla sildiniz, silinmez. Ta ki formülü yazdığınız hücreyi silerseniz silinir arkadaşlar. Güzelliği de bu. Filtre şuradan kapatacağım. Evet arkadaşlar, bir sürü veriniz var diyelim. Süzmek istiyorsunuz, filtrelemek istiyorsunuz. Şuradan girişten şu sekmeden filtre oluşturuyorsunuz. Bu şekilde ok açılıyor. Şuradaki verilere bağlı olarak tabii bir ok açılıyor. Bunu filtreliyor. Buradan istediğiniz veriyi seçtiğiniz zaman sadece o seçtiğiniz veriyi karşınıza getiriyor. Bu şekilde de hesaplamalar, raporlar, sunumlar yaparsınız. Açtım. İstediğiniz şekilde filtrelersiniz. Bunun Excel bir ileri daha getirmiş. Bu da son versiyondan dolayı da emin değilim. Şöyle ekle diyorsunuz arkadaşlar. Bu bir tablo oluştuktan sonra. Ekle diyorsunuz. Şurada dilimleyici var. Dilimleyici. Şuradaki üstteki verilere bağlı olarak size dilimleyiciler getirdi buraya. Mesela bir açıklama. İstediğinizi seçelim burada. Tamam diyelim. Kitlendi. Açıldı. Şöyle dilimleyiciler. Bu dashboard denen uygulama var. Belki duymuşsunuzdur. Dashboardlar bunlarla yapılır arkadaşlar. Siz bir yere tıklarsanız arka plandaki her şey otomatikman değişir. Sanarsınız ki o kod mevzu diyor. O sadece bir tane dilimleyici eklenmiştir. Bakın ben seçtiğim zaman hızlıca veriler süzülüyor. Geliyor, gidiyor, değişiyor, küçülüyor, büyülüyor. Bu da bu dilimleyicilerle yapılıyor. Bunun en temeli
böyle dinleyiciler ekleyerekten siz böyle muazzam raporlar oluşturabilirsiniz. Silmek için de tutar silersiniz böyle. Biraz yüklü bir dosya. O yüzden silmiyor. Geçelim bunu. Bunlara bahsetmeyeceğim. Eğer sayıdan bahsetmiştik ölçüsü olarak. Koşullu biçimlendirmeden bahsederim. Önemli bir konu. Şöyle bir mesai takip tablonuz var. Yapacaksınız hemen. Girer girmez size yaptırılır abone. Sağ mensur başladığın zaman hemen git. Sağdaki kalıpçı kaç kişi say. Demirci kaç kişi say derler. Gelirsiniz sayarsınız. Günlük olarak işlersiniz. İşte şu tarihte sağ formeni 5 kişiymiş dersiniz. İşte kulemi 3 kişi dersiniz. Mesela istiyorsunuz ki 5 kişiden fazla eğer varsa tablon değişik bir hal alsın diyebilirsiniz. Şöyle seçersiniz şuraya arkadaşlar. Seçtim. Burada mantık önce seçiyorsunuz. O seçtiğiniz alana uyguluyor. Önce her zaman seçeceğiz. Seçtik. Şu giriş sekmesinden koşullu biçimlendirmeye geldik. Burada şimdi hücre vurgusu kuralları var. Büyüktür, küçük arasında eşittir. Bakın eşittir diyelim mesela. Eşit veya içerdiği metin diyelim. Eşittir dedim. Eğer bu seçtiğim aralıkta herhangi bir yerde S2 yazıyorsa yine konuşuruz. Hep konuşuruz. S2 yazıyorsa gel buraya ne yapsın? Tamam yazdı. Yani ne oldu yazdı. Şöyle yap. Git özel biçimde mesela. Sarı olsun. Kenarlığı şöyle olsun. Yazı tipi böyle olsun. Üst üst çizgili olsun. Kalın olsun filan falan. Tamamen sizin tasarım şeyine kalmış. Tamam dedik. Şimdi ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Neden? Çünkü hiçbir yerde S2 yazmadı. Herhangi bir yerde S2 yazdığımız zaman bizim koşul verdiğimiz hali alıyor. Bilmiyorum. Bunun mantığı bu. Yine mesela aynı şekilde seçip koşullu biçimlendirmeden kurallardan mesela büyüktür. Neden büyüktür? Eğer 500'den büyükse burada içerdiği bir veri kalın italik olsun kırmızı olsun ki ben göreyim. Ha, demek ki burada 500'lük bir şey var. Onda nasıl 500 olabilir? Bu şekilde koşullu biçimlendirmenin mantığı bu. Şimdi bizim ana forma gidip oradaki şeyi nasıl yaptığımı göstereyim şu koşullu biçimlendirmede. Bu da bir koşullu, bak koşullu tıkladım. Koşullu vermişim buraya yeşil demiş. Bu da bir koşullu arkadaşlar. Şöyle pardon bu arada. Şurada bir geliştirici sekmesi var. Görüyorsunuz. Ama arkadaşlar. Bu sekme default olarak Excel'e yüklendiği zaman burada sizin karşınıza çıkmayacaktır. Çıkmaz. Bunu buraya eklemeniz lazım manuel olarak. Bunu da bu Excel'i, bu arayüzünü, bu programı yönettiğimiz dosyadan şu altta seçenekler kısmı var. Bu seçenekler kısmında arkadaşlar burayı yönetiyorsunuz. Tamam mı? Mesela neler yapabiliriz burada? Şöyle yapalım. Arada ekrana şeyler çıkıyor da o yüzden önümü kapatıyorum. Gelişmişi tıklarsınız arkadaşlar. Bak Enter'a bastıktan sonra biz ne yapıyoruz? Hep aşağı yöne değil mi? Aşağı inmesin. Niye inmesin? Enter'a basınca sağa gitsin mesela. İşte olabilir. Siz bir şey yazdığınız zaman Enter'a basarsınız bakın sağa gider. İşimize yarayabilir. Niye yarayabilir? Bak ben şu aralığı seçiyorum. Bakıyorum arkadaşlar şu an. Benim bırakma seçili kaldı. Buraya yazmaya devam ediyorum. Bakın aralıkta gidiyor biliyor musunuz? Böyle bir formunuz olur mu sizin? Sadece bu formatı yazmak istersiniz. Böyle basınca sola gitsin, sağa gitsin dersiniz. Şunu düzeltin. Veya bir arkadaşlar şaka yapmak istersiniz. Ters çevirirsiniz bu Excel'i. Bir açar bakar ki hepsi biri sağda biri solda. Ne oldu herhalde bozuldu. Format atmaya kadar gider bu iş yani. Ben öyle bir arkadaş yaptım. Format atma bilgisayarına. Şimdi şuradan seçeneklerden gelişmişti arkadaşlar. Bu şu sağ aşağı yapalım. Mesela burada neler var? Siz yazdığınız zaman buna bahsetmeyeceğim. Çok derinlemesine girmeyeyim arkadaşlar. Şakalarda neler olabilir? Mesela son görüntüleme, son 50 çalışması görüntüler. Bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Maksimum 50'ymiş pardon bu arada. Bakın varsayılan yön sağdan sola basarsan Excel böyle ters dönecek şimdi. Bozmayalım. Mesela şu kaydırma çubuğu da iptal edebilirsiniz. Yani her şeyi değiştirip gönderirseniz karşı taraf kırar. Klavyeyi kırar kırar yani. Bunu oradan yapıyoruz yani buradan. Şimdi biz işimize dönelim. Şeridi özelleştir diyorum arkadaşlar. Buradan şuradaki şeritleri özelleştirdiğiniz kısım bu. Bakın şurada geliştirici şu şekilde deaktif gelir sizde. İlk bunu aktif yaparsanız
Buraya geliştirici gelir. Bu da Excel'i bir tıklayarak götürdüğümüz, kod yazdığımız kısım. Visual Basic alanına girdiğimiz kısım bu kısım. Buradan ekle deyip şuradan bir onay kutucuğu ekleyebilirsiniz. Onay kutucuğu. İsmini değiştirebilirsiniz. İsmini yazabilirsiniz buraya. Hiçbir şey yazmıyorum mesela. Bakın tıkladım. Tıklandı. Nedir? Öğretmenize bir rapor sundunuz hocanıza. Bir bitirme ödevinde işte yapımızdan işten listesi olur burada. İşte birinci kat kalıp planı tiklendi. Tamam yaptım gibi kendi izniniz için. Bunu sağ tıkladığınız zaman da yönetim kısmına girer. Denetim içindendir diyorum. Hücre bağlantısı diyor. Buradan bir yeri seçtim. Tamam dedim. Bu ne yapıyor bize arkadaşlar bu onay kutusu? Doğru ve yanlış getiriyor. Bundan sonra ne yapacağız? Bu doğruya bir formül yapacağız. Eğer burası doğruysa şunu yapsın. Az önce bahsettiğimiz eğer kısmına gireceğiz. Yanlışsa şunu yapsın. Doğruysa oradan onu alsın. İşte yanlışsa o sayfayı oraya getirsin. Yani bunun sonu yok. Basit bir eğri öğrendik az önce. Neler yaptığınız artık sizin hayal gücünüze kalmış. Şimdi burası doğru diyelim. Ne yapsın doğruya? Buraya bir gelirsiniz. Eşittir. Eğer dersiniz burası doğruysa dersin ya yazarsınız yani arkadaşlar. Şurada ne diyelim? S2 eğitim var arkadaşlar. Basın. Ben bunu tıkladığım zaman bu S2 eğitimin şeklinin tipini değiştirmek istiyorum. Koşullu biçimlendirme yapacağız ya. Şu yüzeye iyi bakın. J19. Şimdi buraya geliyorum. Bunu çünkü değiştirmek istiyorum. Tekrar ne yapacağım? Koşullu biçimlendirmeye girdim. Hücre bilgisi kurallarını giriyorum. Diğer kurallara giriyorum. Burada olmayıp diğer kurallardan. Şurada hücreyi belirtmek için formül kullanıyorum. Buraya geliyorum. Şuraya formül yazıyorum. Eşittir. Eğer buraya yazıyorum yani. Eğer şura burası yanlış yaptım. Şura eğer kuralları yönet. Yeni kuralların. Bu da bir giriş yönüdür. Eğer parantezi açtım. Şurası aynı mantık. Parantezi açıp yazmaya devam ediyorum. Eşittir ne olacak? Doğru. Eğer burada doğru yazıyorsa arkadaşlar doğru yazıyorsa yazdık. Konuşuyoruz ya. Ne yapayım? Doğru yazıyor. Tamam. Güzel yazdı. Denetim biçimlendire gir. Kenarlık mesela verebilirsiniz. Yazı tipi üstünü çiz. Bu bir kullanıcılar listesi. Tikledim. Eğitimi bitireceğiz mesela. Kalın olsun. İşte dolgusu şöyle olsun gibi gibi gibi. Tamam diyorum. Bu niye böyle hata verdi? Şunları kaldıracağız. Şimdi yapıyoruz ya olmuyor. Buraya formül yazıyoruz arkadaşlar. Aynı mantıkla bu sefer bunu biçimlendir. Az biçimlendirdik ya. İstediğiniz gibi üstünü çizersiniz, resmini değiştirirsiniz, büyütürsünüz, küçültürsünüz. Buraya resim de ekleyebilirsiniz. Bunun o şeyin sonu yok yani. Eğer fonksiyonundan bahsetmiştik. O yüzden bunu geçiyorum. Hızlı çözümleme dediği bu da ekranın son versiyonu olabilir. Şöyle. Diyelim bir tablo yaptınız bu şekilde. Verileriniz var. Sayısal verileriniz. Bunu süslemek istiyorsunuz. Karşı tarafın sunum yapacaksınız. Bu aralığı seçip seçtiğiniz anda hemen aşağıda bir tane bakın yıldırımlı bir şey çıktı. Hızlı çözümleme çıktı. Buraya tıkladığınız zaman buralara veri çubukları ekleyebilirsiniz. Bunlar renk verir. Bunlara simi kümesi verir. İşte bir rapor sunuyorsunuz. Artan değer, azalan değer burada gösterirsiniz. Büyüktür, küçüktür, araya. Bunu bu şekilde hızlı çözümlersiniz yani. Bu veri çubukları dedim mesela. Buradaki seçtiğin aralıktaki sayısal değerlere göre kendi içine çözümlüyor. Yani buraya şimdi ben gelip 5000 yazarsam diğerlerini çok küçük olduğu için 5000'e göre bu değerler onları kale almadı yani. Bu değeri düşürdüğüm zaman çözümlemeyi yüze göre yapıyor. Bundan mı sonra? Bu mantıklı. Böyle bakın değişiyor. Bu çözümleme de bu. Yani bu işinize işlevsellik katar. Bundan bahsetmeyeyim. Böyle bir değeriniz var diyelim. Seçip çift tıkladığınız zaman maksimum genişliğe bunu bu şekilde koyar. Bundan geçelim. Tablo oluşturmadan bahsetmeyeceğim. Bunlara tıklayalım ki bitti olarak görürsün. Yenilenleri kaldırma. Bundan bahsedelim. Bu önemli çünkü arkadaşlar. Şöyle az önce bir veri açılı liste yaptık ya. Şuraya bir açılı liste yapalım beraber. Şöyle. Listeden kaynağımızda burayı seçelim arkadaşlar.
Böyle komple seçtik diyelim. Tamam dedim. Büyütelim. Şimdi bakın, çok okunuyor mu çok? Bilmiyorum da biraz biteyim. Bakın burada bir parke var. Gidiyorsun aşağıda, bir parke daha var. Gidiyorsun aşağıda, bir parke daha var. Yani bu ne olur? Veri karkaşasına sebep olur. Hızlı ve sağlıklı çözüm yapamazsınız. Bunun yerine ben istiyorum ki, bunun binlerce veri olduğunu düşünün. Bu verilerden sadece bir kere gelen önüme gelsin ki ben süzme işlemini kolayca yapayım. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Mesela bunu bir yerden aldınız şöyle. Hızlı seçimleri de size göstereyim. Bu tabanı tıkladınız. Ben bunun en sonuna gitmek istiyorum. Şu an tabii az veri var. Hızlıca geldim sıfır oldu ama çok hızlı aşağıda olduğunu düşünün. Seçtikten sonra kontrol ve o oka basıp page down'a bastığınız zaman o seçtiğin aralık son veriye gider hızlıca. Kontrolü basılırken backspace'e basarsanız da en yukarı çıkar. Hızlıca böyle seçtim bunları. Ctrl C dedim. Gelelim şuraya yapıştıralım. Ve yapıştırdım mesela arkadaşlar. Şimdi burası hazır seçiliyken şu veriden, yine veri sekmesinden şurada bir çarpı işareti var. Ne diyor? İnleyenleri kaldır diyor. Buna tıklıyorsunuz. Bakın ne diyor? 39 tane değer yapıştırmışsın sen buraya. Bunun içinde sadece 19 tane benzersiz değer varmış diyor. Bu da arkadaşlar bu şekilde. Bunu formülde de yazabilirsiniz. Eşittir. Benzersiz dersiniz. Aynı şekilde bunu formülde yazabilirsiniz. O yüzden geçiyorum. Bul ve değiştir de işimize yarar. Bir tablonuz var. Burada verileriniz var. Verilerinize hızlıca gitmek istiyorsunuz. Mesela burada açıklama olmuş olabilir. Siz tablonun bir yerine gizli bir şöyle eşittir sağ tıklayıp açıklama not eklemiş olabilirsiniz. Karşı tarafa göndermişsiniz arkadaşlar. Bu çok karmaşık veri olduğu için bu açıklamayı bir daha bulmak istiyorsunuz. Samanlıkta iğne arayacaksın. Nasıl bulacaksın bunu? Şu giriş sekmesinden şurada bul ve seç var arkadaşlar. Şurada özel git var. Burada bu tabloda, bu sayfada sabitlere git, formüllere git bakın. İşte nesnelere git, hücrelere git, notlara git. Burada oraya git var. Özel bunun adı özel git. Mesela şöyle yapalım. Git diyelim. Boşluklara gitsin. Tam dediğin zaman bütün boşlukları seçecek bakın. O az önce 11 milyon küsür bir şey dedik ya basmasak iyiydi. Oradaki bütün boşlukları şimdi seçmeye çalışıyor. Yanlış anladım. Neyse az ara verelim. Bir saat olmuş bu arada ya. Bu daha açılmaz. 11 milyon seçecek şimdi. Nasıl böyle vata yaptık ya. Daha da nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Bu arada sohbet edebiliriz yani. Amacım sadece egzak konuşmak değil. Havadan, sudan, işten, meslekten, öğrencilikten, iş hayatından nasıl iş bulacağız, ne yapacağız, ne lazım, hangi programları öğreneceğiz gibi 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 gibi. Bilgisayar çıkartmak gerekmesin ya. Tabii bunları da duymak isteriz. Sektördeki binaları. Burada çoğunluk şu an 4. sınıf. Mezun da var ben. Geldiği zaman chat ekranına yazmıştı. Mezunumuz da var. Ama genel anlamda son sınıf ya da 3. sınıf öğrencileri. Evet. Seneye hepiniz iş arayacaksınız. Nasıl iş bulacaksınız? Kariyer.net'e giriyorsunuz veya X sitesine giriyorsunuz. Hep 5 yıl tecrübe, 10 yıl tecrübe, 7 yıl tecrübe. Ben nasıl tecrübe? Biz de tabii oradan geçtik. Benim çocuğum da muhtemelen geçecek. Sizin evetiniz de geçecek. Nasıl bir paradoks? Herkes tecrübeli iş. Herkes tecrübeli istiyor. Herkes belli bir alanda tecrübe istiyor. İşte karayollarında tecrübeli 10 sene. İşte bir teknik ofiste tecrübeli 7 sene işte 7. Nasıl yapacağız bunu? Tecrübemiz yok. Beni işe almıyorsun sen. Ben nasıl tecrübe edeceğim işte? Bir kısır döngü. Ben Excel'den ayrı bir soru sorabilir miyim Şükrü Bey? Buyurun. Mezun olduktan sonra 3 yıl yurt dışında çalıştım demiştiniz değil mi? Evet. Hangi ülkede çalıştınız acaba? Irak, Arabistan, Katar, Bahreyn o taraflara çalıştım. Askeri üs yaptık, havaalanı yaptık, altyapı tesisleri yaptık. Yani size tavsiyem imkanınız varsa muhakkak yurt dışı yapın. Özellikle o ilk senelerde muhakkak yapın.
Hem dil öğrenimi, İngilizce zaten biliyorsunuz. İngilizce hiçbir size sormuyor. Artı bir dil var mı diye soruyorlar. O zaten cebinizde. İngilizceniz çok iyi. Excel'iniz çok iyi. AutoCAD'iniz çok iyi. Hesaplamanız çok iyi. Hepiniz çok iyi. Mezun oldunuz. Onu sormuyorlar artık. O hale aldık yani. Şimdi ikinci bir dil. İspanyolca var mı, Fransızca var mı? İspanyolca mesela en kolay öğrenecek dillerden biri. Çünkü yazılı gibi okuyor ya. Kolay bir. Ben bu arada merak saldığım için o yüzden diyorum. O yüzden imkanınız varsa muhakkak değerlendirin. Bekarsınız zaten. Çok rahat gidersiniz. Ben de bekardım o zaman. Evlendikten sonra zor oluyor. Her yere eşiniz çocuğunuzu götüremiyorsunuz. Macera istiyorsanız hadi Irak'a götür mesela. Ben gittim ama şimdi gidemezsin tabii. Böyle hepsini seçti arkadaşlar. Gördünüz. Bütün boşlukları seçti. O 11 milyon yine iyi seçti. Ben size söyleyeyim. Yanlış yaptım ben. Kapatmam gerekir. Aa, tabii. Bir de gizli şey olduğu için hepsini aradı buldu. Neyse şimdi kapatıyorum burayı. İstediğiniz aralığı seçtikten sonra bunu yaparsanız özel git. Boşluklara git. Hemen o aralığı boşluğa gitti. Ondan sonra onu mesela renklendirirsiniz. Onu böyle süslersiniz. Yönetirsiniz yani arkadaşlar. Bu işin özeti bu. Biçimlendir. Sağ tıklıyorsunuz. Bunu anlatmaya gerek yok. Bunu işte burada yönetiyorsunuz işte. Buna tablo veriyorsunuz. Tarihini, her şeyini yönetiyorsunuz. Buradan yüzleri biçimlerinden geçiyorum buralara. Grafik oluşturmak. Çok sık yapacaksınız. Verilerden grafik nasıl oluşturulur? Yine her zaman artık verim var burada. Karşısında sayısal bir verim var. İkisini seçtin ne istiyorsan. Ekle dedin. Grafik ekleyeceğiz ya. İşte burada konuşuyorsunuz Excel'de. Ekranın içinde yani bu grafiği ben nereden ekleyeceğim? Veriden mi ekleyeceğim? Ha ekle diyorsun. Bak işte bu şekilde basit yapılmış Excel. O yüzden çok kullanım rahat. Ekranın içinde burada grafikler var. Önerilen grafikler de demiş. İstersen sen arayıp bu olma. Böyle çizgi grafiği ekle. Bar chart ekle. İşte kümelenmiş ekle. İşte böyle pasta ekle gibi. Pasta ekleyelim buna. Bunu hemen böyle ne yaptık? Geldi pastayı koydu buraya. Grafik başlığını mesela. Buna gelelim buraya atalım. Olacak yani. Grafik başlığına tıkladığımız bir formül çubuğu arkadaşlar burası. Bundan hiç bahsetmedim. Eşittir deyip buraya atarsınız mesela. Buraya ne yazarsanız grafik başlığınız olur. Ama arkadaşlar buna tıklarsınız. Bunu yönetirsiniz. İstediğiniz gibi süslersiniz grafiği. Buraya tıklarsınız. Bakın. Şu an ben boşluğa tıkladım. Şu Excel'in çalışma hattının ona da bahsedeyim. Bundan bahsetmedim. Şu segmente bakın. Şu an bir şey yok. Yardım yanında. Grafiğe tıkladığınız anda diyor ki sen grafiğe tıkladıysan o zaman ben de sana bir şeyler daha açayım diyor Excel. Grafik tasarımını açıyor. Buradan hemen tasarımını böyle değiştirirsin. Buradan biçim sayfasını açıyor. İşte dolgun olarak yaparsın, değiştirirsin. Bu da yönetir, süslersiniz. Sunum böyle güzel sunumlar olur. Az önce gösterdim ya size bir tablo var. O benim bunu süsleymiş halim yani arkadaşlar. Özü bu. Grafiği de bu şekilde oluşturursunuz. Bu veriler buraya bağlı olduğu için siz buradan hangi veri değiştirirseniz o da değişir. Bu verilerin, grafikteki verilerin az önce bahsettiğim gibi yerden veri normalde çekmiş olabilirsiniz. Eğer sade çekmiş olabilirsiniz. O oradan gelir, buradan gelir. Çalışmanızı böyle yönetirsiniz arkadaşlar. Mesela buraya gelelim, şey ekleyelim. Hadi bir değişik bir şey yapalım. Şöyle geliştiriciden, ekleden, şurada bir tane değer değiştirme düğmesi var. Buraya gelelim. Denetim biçimlendir diyelim. Şuraya buna tıklayalım. Değeri de mesela 5-5 artsın. Maksimumda 25 olsun. Olsun. Tamam dedim. Böyle ben bunu değiştirdikçe tabii bu yüzleri olduğu için bunu böyle oynarsınız yani bunlar. Kafanız karışmasın vazgeçtim. Dilimleyiciden bahsetmiştik az önce. Şu ekleden dilimleyecek deyip bunu böyle süzüyorsunuz, verilerinize getiriyorsunuz. Birleştir kullanabilirsiniz. Ondan bahsedeyim. Bu metinsel formüllerdir bunlar. Bir verileriniz var. Bu verilerinizi bir yere yazdıracaksınız mesela. Eşittir. Birleştir dersiniz. Parantezi açarsınız. Metin bir. Neyi birleştireyim? Şu metni al. Şununla birleştir. Sonuna bununla birleştir. Ben direkt birleştiriyorum. Biraz saçma geliyor şimdi. Sonra düzelteceğiz onu. Seçtin aralıklı bütün verileri birleştirdi ama yan yana yazı ya. Sonra gelirsiniz buraya. Nokta verdikten sonra parantez tırnak içinden sonra şu da bir metindir. Bununla yazan her şey bir metindir. Bahsetmiştik. Sonra gelirsiniz aynı şey. Buraya da bir tırnak açalım. Böyle. Biraz daha güzelleştirelim. Güzel yeni versiyonlarda uğraşma diye bu sefer metin birleştir diye bir ifade getirmiş. Bu az önce yaptığım işlemi çok daha hızlı.
yapıyor. Onu da şurada yapalım. Bu da muazzam hızlı bir şey. Bakın şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Şimdi isim yazıp şeylere getirmiştik yani. E-mailleri. Neydi o? Neredeydi o? Hızlı olun. Tamam. Şimdi Outlook programı biliyorsunuz. Mail atıyorsunuz böyle sağa sola. Diyelim okuldasınız, çalışıyorsunuz. Dedik size dekan. Okuldaki bütün kişilere toplu mail atacağız. Var 1.000 tane adam. 1.000 tane adam var. Hepsinin böyle ismi var. Ne yapacaksınız? Bunu böyle kopyala. Alt yapıştır. Gel veliyi kopyala ve yapıştır. Bu ne olur? Bir gününüzü alır sizin. Bunun yerine geleceksiniz. Metin birleştir diyeceksiniz. Sınırlayıcı. Nasıl çalışıyor? Noktalı virgülle çalışıyor. Buraya tırnak içinde noktalı virgülümü yazdım. Sınırladım bunu. Sonra boşlukları say. Say. Sonra gel. Metin 1. Bütün bu aralığı seç. Kontrol. Shift. 5 tane yaptım. Hepsini seçtim. Burada 1 milyon tane veri vardı. Yani. Kontrol basıyken backslash yaptım. Geri geldim. Burayı seçtim. Tamam arkadaşlar. Kapattım. Hepsini bu şimdi yan yana yazdım. Ctrl C dedim. Güzel yapıştırdım. Buraya da neleri yapıştır dedim. Formülden çıktı. Sonra buradayken Ctrl A dedim. Hepsini seçtim. Kopyaladım. Oradaki sent kısmını yapıştırdım. Bitti arkadaşlar. Ne kadar hızlı. Bu metin birleştirdi. Bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Kullanın yani bunları. Bunları bilmekten. Bunları geçmişim. Eğer hata da muazzam diyelim. Hepsi güzel. Hepsi işimize yarıyor arkadaşlar. Bunu yaşadığım için ben size göstereyim. Başınıza gelecek. Bir form yapıyorsunuz. Hesaplama formu yapıyorsunuz. Burada topluyor tamam bu değerleri. Burada yerde ödeme sayfasına gidiyor. Sizin yaptığınız bu işe göre de ödeme çıkıyor birine. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada şunu değiştirdim. Yanlış yazdım. Mesela. Tabii ben buraya formu yazmışım. Önce şu formu bir sileyim. Şuraya. Aşağı. Burada mesela yükseklik 2 değil, 2 yerine bir şey yazdınız. Ne oldu? Bozuldu. Bunu çünkü almıyor ya değer olarak. Şimdi ekranda görüyorsunuz. Hatasız da gördünüz. Bunun böyle az bahsettiğim binlerce verinin içinde olduğunu düşünün. Ara ki bul. Ben bu hatayı nerede yaptım? Nasıl yazdım ben bunu işte ay, elime? Nasıl nokta yanlışıyla bastım? Bunu bulmanız lazım ve bunu hata yaptığım için de formül değişti. Yani hesap değişti. Hesabım karıştı. Hesap değer aldı ya bunu. Çünkü topluyor bunu. Bunun yerine diyoruz ki formülün başına git. Eğer hata yaz. Yani eğer hata fonksiyonunu yaptık. Nereden bahsettik ya bu da bir mantıksal hesap. Eğer hata yazdıktan sonra değer diyor. Benim değerim zaten bu. Değerimi yazdım. Nokta virgül yaptım. Eğer bu değerim hatalıysa ne olacak? Yani eğer burada sıkıntı varsa buraya gel. Mesela hatalı formül yazıldı desin. Arkadaşlar buraya yazdı. Hatalı formülü yazdı. Bunu çekelim. Şöyle kapatalım. Buradaki değeri mesela değiştiriyorum. Ve hatalı formül yazıyor ama benim hesaplamamı yine yapıyor. Yani dikkate almıyor. Bu şekilde siz hatalı bir iş yapsanız da bize arka planda hesap yapmaya devam eder. Eğer hata formülü her yaptığınız işlem içine muhakkak yazın. Siz yanlış bir şey yapsanız da direkt buraya böyle bir şey yazı yazarsınız. Lütfen düzgün yazın. Ne bileyim. Lütfen düzgün formül et gibi. Sizi uyarsın yani. Sonra ne olur? Ne olur arkadaşlar? Bütün hepsini seçersiniz. Bir koşullu biçimlendirme yaparsınız. Verilerin çok karmaşık veri olduğunu düşünün yani bunu yaparken. Vurgu kurallarından da içerdiği metine de bunu yazarsınız. Arkadaşlar lütfen işte düzgün gibi. Bunda bir şey verirsiniz. Siz bakarsınız hata var mı? Bak buraya hata yapmışım. Dönersiniz düzeltirsiniz yani. Bunu bu yüzden yaptık yani. Şeyi kaldırırsanız da bakın şey düzeliyor. Geçtim. Alt tanımlama dediğimiz çok sık kullandığımız her bir arkadaşlar bu tablocuğun, bu kutucuğun bir adı var. Bakın bunun adı neymiş? D11'miş bunun adı. Bunun adı neymiş? C11'miş aslında. Şu aralığı seçip buraya
Mesela S yazabilirim. Artık şu aralığı seçtiğim zaman bu aralığın bir adı oldu. S2. Ben herhangi bir yerde gidip eşittir S2 yazarsam bana buradaki verileri getirir. Bambaşka bir yerde çalışıyorsunuz. Bir yerden bir hesap yapacaksınız. Oraya bir ad tanımlarsınız. Hızlıca hesap yapmak için bağlı işlemi koyarsınız. O veri oraya gelir. Muazzam hızlı yani. Bu ad tanımı bu şekilde arkadaşlar. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Bakın S2'ya bir ad tanımadı ki biz icmale gidelim. Herhangi bir yere mesela şuraya yazalım. Buraya eşittir. Bağlantı yaptık ya. İlla bir sayfa yapmaya gerek yok. Bu bağlantıyı burada S2'ye de yapabilirsiniz. Atamadı ki bu orada otomatikman çıkar. Tamam dersiniz. Oraya tıkladığınız zaman direkt o alanı size seçer. Ondan sonra o alanı alırsınız, kopyalarsınız, evirirsiniz, çevirirsiniz, işlem yaparsınız arkadaşlar. Atama bu şekilde iyi yani. Veya veri şunu yapalım. Kaynak kısmına girip S2 yazarsanız orayı çekersiniz. Görüyor musunuz? Bunlar hep bir işlevsel yazma yani. Şuradan tıklayalım. Hıksız kalmasın ki şu birazdan gülecek. Daha %50'de miyiz? O yani. Hızlı gider. Çevir, işimize yarayabilir. Şöyle birimleri birbirine çeviriyor. İşte hesap yapıyorsunuz. Tonu Newton'a çeviriyor. Newton'u kilometre çeviriyor. Kilogramı grama çeviriyor gibi. Diyelim şurada bir değeriniz var. Şöyle çevir diyorsunuz. Bu da çok faydalı aslında. Çevir yazıyorsunuz. Sayı soruyor. Ben sayı seçtiniz. Yan tarafa geçtiniz birbiriyle. Bu sayın benim ne? John soruyor. Bu bir ne? Gram mı? İşte libre mi? Ons mu? Burada bir sürü arkadaşlar birim var. Kütle mi? Ayak küp mü? Neyse artık o. İngiliz dökümü. Burada binlerce böyle veri var. Mesela buradan seçelim. Bilinen bir şey seçelim. Gün olsun mesela bu. Bu bir gün arkadaşlar. Bunu seçtim. Tıkladım. Son birim. Son birim. Bu günü ben bir neye çevireyim? Mesela saate çevir dedim. Tamam diyorum. İşte bakın. Bir günü 24 saate çevirdi. 2 günü 48 saate. Mantık bu. Burada her şeyi çevirirsiniz diyorum ama seçtiğinizi güne göre yani güne gidip bir metreye çevirmiyor. Yani metre seçerseniz mesela burada bir tane metre yapalım. Sayı seçtik. Burada mesela işte metre seçerseniz metre ile alakalı şeyleri getiriyor. Işık yılı mesela. Metre kaç ışık yılıymış? Buymuş. Bu şimdi E şeklinde gözüküyor ya. Bunu ben açmak istersem burada seçilik arkadaşlar giriş kısmında şurada sayıdan geneli sayı yaparsam bunu sayı olarak gösterir. Tabii çok küçük olduğu için çıkmıyor karşımıza. Mantık bu. Geçelim. Şu people graph'ından bahsetmeyeceğim. Bir özel grafik yapıyorsunuz. Böyle seçiyorsunuz bunu. Sonra şurada bir özel harita ekliyorsunuz şöyle. İnsan haritası. Bunu böyle sunumlarda insan olarak gösteriyor yani. Görüyor musunuz böyle? Buradan verileri seç diyor. Sonra oluştur diyorsunuz. O verilere göre adam getiriyor buraya. Yani. Mantığı bu yani. Bunu 50 yaparsak 50'ye göre az önce bahsettiğimiz o hızlı çözünür yani şey yapıyor. Hücre gizleme. Bunu niye koydum hatırlamıyorum. Yani bu da şöyle diyelim. Burada verileriniz var. 1, 2, 3 yazdım. Şurada da bunları toplasın mesela. Siz buradaki verileri bir çalışma birine gönderdiniz. Arka planda gözüksün istemiyorsunuz. Bunu nasıl yaparsınız? Bunu eşittir. Bunu seçtiniz bu yerleri. Sağ tıkladınız. Hücreleri biçimlendirden bundan çok bahsetmedik de şurada sayı kısmından iste uyarlanmışa giriyorsunuz. Buradan bu görünümü istediğiniz gibi değiştirin. Buraya gelip genel kısmı yerine 3 tane nokta virgül yazarsınız. Tamam dersiniz. Arka planda bunu kimse görmez. Biliyor musun? Sadece siz bilirsiniz ki burada veri var gibi. Böyle gizlersiniz bana. Bu da bir şey olsun, trik olsun. Tam 3 gününden bahsedeyim. İş bulma yaparken faydalı olacaktır size. Şöyle, diyelim şurada 2 tane tarihiniz var. 20 Mayıs, 26 Mayıs. Bu da birbirine yakın. 20 Mayıs'ın hangi gün olduğunu nereden bileceksiniz? Ya bunu eşittir şöyle sağ tıklayıp hücreleri biçimlendirden tarihten şuradan tamını seçeceksiniz. 20 Mayıs Cumaymış. Aynı şekilde bunu da biçim boyacısıyla yapalım. Buymuş. Bu iki tarih arasında tam iş günü, iş programı yaparken ihtiyacımız olacak. Bizim tam iş günü ne? 5 mesela. 5 gün. Cuma, pazar iş gününden saymıyoruz.
Bunu saymak istiyorsunuz. Burada sayarsınız Fuat'ı. Niye Cuma dersiniz? İşte yakın yer birbirine ama bu talih uzak olduğunu düşünün. Bunu da formüle yapacağız. Tam dedim. Tam iş günü hemen çıkıyor arkadaşlar. Başlangıç tarihini seçiyorsunuz basitçe. Bitiş tarihini seçiyorsunuz basitçe. Hem hızlıca yapacak bize. Bakın şu da bir triktir. Şurada bir tane köşeli parantez var. Bu demek ki Excel'de köşeli parantez varsa sen bana bir şey yazmasan da ben bunu hesaplarım arkadaş diyor Excel. Sıkıntı yok diyor. Bu benim ekstra bir işim diyor. Yazmasın, yazmadım bunu hesaplayacak. Bu ikisinin arasında 5 tam iş günü varmış. Köşeli parantez neydi arkadaşlar? Ona bakalım. Noktalı virgül daha yaptım. Şöyle yapalım. Başlangıç. Bitiş. Tatil. Bu ikisinin arasında öz olarak mesela bizim için Kurban Bayramı tatili var mesela. O da bir yerde sizin diyelim verinizde. Onu da seçersiniz bu şekilde. Bakın seçtim. Tatillerinde bu dedin. Excel dedin ki sen demin almadın ama tatil de var. Böyle hesaplardık. Ne yaptı? Geldi 2'ye düşürdü. Buradan bunu sildim. 3 oldu. Sildim de. Mantık bu. Bunu iş programı yaparken adam saat analizi yapacaksınız. Yaparken şu iş programını yaparken kullanacaksınız arkadaşlar. Oradan demedi demeyin yani sonra. Bu da çok önemli. Veri girişi limiti belirleme. Bir hesap yapıyorsunuz. Binlerce veri var. Şu an önünüzde bu var ya kolay binlerce olduğunu düşünün. Metraj yapıyorsunuz. Yüksekliğiniz var diyelim. Bir kat planda kaç olur? 3 san, 3 metre olur, 4 metre, 5 olur. 100 metre yükseklik olmaz ya. Yanlışlıkla 100 yazdınız. Ne yaptı bu? Hesap yaptı yine. Niye sen 100 yazdın buraya? Bu da ödeme tutanağında 100 kat fazla para ödedim yerine. Ben istiyorum ki böyle hatalar yapmayayım. Çalışırken dikkatim dağılıyor. Ben bunu 5'ten yukarı giremeyeyim yani. Öyle bir yapacağım. Nasıl yapacaksınız? Seçin nereye istiyorsanız. Demek ki veri sekmesine giriyoruz. Buradan izin verilen değer değil. Bu sefer tüm sayı yani tam sayı diyorum. Ondan da olabilir. Sıfırdan başlasın. En fazla bana 25 metreye kadar izin versin. 5 metreye kadar izin versin. 1000 metreye, 1000 metre neyse artık size kalmış. 10'a kadar izin versin. Tamam. Yan tarafta bakın ne giriş yetisi diyor. Bunu birine gönderdiniz. Ondan veri giriş yapmasını istiyorsunuz. Buraya açıklama yaparsın. Lütfen düzgün veri gir mesela. Veya açıklama yazabilirsiniz. Lütfen kat yüksekliği gir dedim. Tamam arkadaşlar. Eğer bunu girmezse yani bunu 10'dan fazla yaparsa da gitsin. Bakın burada stil diyor durur. Hiçbir şey yaptırmaz. Uyarı verir. Yaz tamam devam et. 1000 metre olsun der. Veya sadece bilgi verir. Burada bunu seçersin. Biz istiyoruz ki dursun önünde böyle stop. Ne olsun? Böyle yükseklik olmaz olsun mesela. Olmaz arkadaşlar. Olmaz yani. Peki. Tamam dedim. Bakın şimdi buradaki hiçbir şey yok. Bunun üstüne geldiğim zaman ne yapıyor? İstediğim veriyi buraya yazdırdı. Güzel. Onu hallettik. Şimdi metraja giriyoruz. Böyle yazdık. Girdirmez. Böylece bitirmiş olursunuz. Çalışmalarınızı korursunuz yani. Piyasa verilerinizi korursunuz. Bu da en güzel arkadaşlar. Bu çok işimize yarar. En büyük, en küçük olabilir. Az önce bahsettik bunlardan ya. Geçelim. Şu önemli. Çünkü işimiz sadece veri değil. İşimiz aynı zamanda metin. Bir formumuz var. Böyle geldi bir yerden. Ya bu kocaman harfler yazmışsın. Ben istemiyorum ki küçük harf olsun kardeşim. Ne yapacaksın? Kapatıp böyle elle yazmayacağız. Şart imalatı yapılması. Böyle olur mu? Olmaz. Eşittir. Küçük harf. Küçük burayı seçtim. Bunu küçüğe çevirdi. Şuraya tıkladığın zaman tabloyu buradan gidiyor. Buluyor yanına yazıyor. Küçük harf yaptık. Bir yerden küçük geldi. Ya küçük yazmışsın. Bunu büyük harf yazsana dedi mesela. Bu sefer de büyük harfe çevirdik. Aynı mantık. Seç kapat. Çift tık. İndir. Ya ne de olmadı ya. Baş harfleri büyük olsun, diğerleri küçük olsun. Ben böyle seviyorum. Ben öyle yapıyorum. Buna da metin olan yazım düzeni yapıyoruz bunu arkadaşlar. Yazım düzeni diyoruz, seçiyoruz. İlk harfleri büyük, diğerleri küçük. Benim kullandığım, siz nasıl kullanırsınız? Diyelim ki geldi bir yere. Bir veri geldi. Sadece
ilk kelimesini almak istiyorsunuz. Bu nerede karşıma çıkıyor arkadaşlar? Şimdi PDF'ten diyelim Excel attınız, Word'e attınız. PDF'te Excel yazdınız Google'a. Size bir getiriyor. Saçma sapan bir şeyler getiriyor. Başınıza gelmiştir. İlk harflerini, ilk kelimelerini almak istiyorsunuz arkadaşlar. Bunu da şöyle yapacağız. İki tane fonksiyon kullanacağız. Şöyle. Bu da bir fonksiyon olsun. Artı formül metni diyorum. Formül metni arkadaşlar. İçine girdim. Burayı seçtim, kapattım. Buradaki formülü bana yazıyor arkadaşlar. Burada kalıyor bakın. Benim birine bir şey anlatacaksınız. Bunu böyle yapacağım. Böyle buradan da karşı tarafa göstermiş olursunuz. Şöyle bir sürü metin fonksiyonu var da. Mesela soldan işaret bu. Soldan diyorsun. Metini seçiyorsun. Kaç karakter? Mesela soldan 5 karakteri getir. Gidiyor arkadaşlar soldan seçiyor. Her boşluğu da bir karakter sayıyor yalnız. Metni bu getirdi bak. 5'i 10 derseniz gider onu sayar. Mantıkla. Mantıkta iç içe formül yazarak bunu buraya getirebiliriz. Böyle yaparız. Soldan dedim. İç içe formül yazıyoruz arkadaşlar. Soldan bunu soldan da git. Mesela yazı karakteri için ne yapayım diyor. Çünkü burada boşluk var, farklı var, bir sürü var. Kimi küçük, kimi büyük, uzunluğu farklı. Bu sefer de bul yazıyoruz. Soldana git. Önce bunu seç, oradan bul. Neyi bulayım oradan? Oradan boşluklara bul. Boşluğu biz nasıl gösteririz? Metin tırnak içinde bir tane tırnak boşluk bırakıp kapatırsanız bu da bir metindir. Boşluğu bul. Boşluğu buldum. Tamam. Nerede bulayım? Bu metinde bul. Onu da bulduk. Kapat. Eksi bir niye yapıyorum arkadaşlar? Burada. Şöyle boşluğu bir karakter saydığı için arkadaşlar gidiyor. Boşluktan bir tane geri gidiyor. Soldan B2 buldu, boşluğu buldu, çekti, kapattı. Bunun mantığı da var. Böyle belki gelebilir karşınıza. Örnekte birazdan yine göstereceğim. Bu arada pardon ben bayağı konuşmuşum ya su içimde. Keyfiniz iyi. Oturuyorsunuz. Ah. Adam anlatıyor burada. Amortisman değeri dediğimiz arkadaşlar her şeyin bir eskime, yıpranma değeri var. İşte bu telefonun amortisman değeri ne? Her sene Samsung telefon çıkartıyor. Bir sene yani bir sene sonra eskitiyor bunu. Diyelim bir kulevinciniz var şantiyede. Patronunuz dedi ki bu kulevinciyi ben bütçeye koyacağım. Kulevincin her yıllık bana amortismanı yani yaşlanma, yıpranma değerini hesaba katlıyor. Bu nasıl hesaplanacak? Bunun çok karmaşık matematiksel, muhasebesel formülleri var. Bunun yerine Excel demirbaş değeri dediğimiz DA'yı almış, kullanmış, parantezi aç demiş. Bu kulevincin maliyeti kaç lira? Ben bu kulevinci 500 bin lira alırım. Maliyetini yazdık buraya arkadaşlar. Satsam kaça eder bu kulevinç? Üstü kaç eder bunu? 65 bin liraya bu kulevinci satarız. Hurda maliyetini de yazdık. Bu kulevincin ömrü nedir? 10 senede bu kulevinç ancak kullanılır. Ömrünü de yazdık. Yani yıllık kulevincin bize maliyeti devamış olarak bir yakın tutar buymuş arkadaşlar. Bu şekilde bilin, kullanırsınız. Geçelim. Tarih saat yüzlerce fonksiyonu var. Hızlıca mesela eşittir bugün dersiniz. Size bugünün değerini getirir. Yazabilirseniz getirir. Bugün dedim açtım kapattım getirdim. Şöyle bir form yapıyorsunuz diyelim. Tarih kısmına bugünü yazarsanız eğer bu şekilde yazarsanız formu kapattığınızda açtınız yarın açtınız bu 11 Eylül olur. Geçmiş ya hep güncel olur olmaz. Bunun yerine kontrol şift tırnakla hızlıca böyle yazacaksınız veya direkt ile bu şekilde yazacaksınız ki bu artık buraya sabit olsun. Bu bugündür. Bu aynı şekilde mesela bunun biraz daha büyüğü olan şimdi her şeyiyle beraber göstersin. Şimdi dersiniz arkadaşlar. Burada saniye de vardır arka planda. Hedefleriniz var. Eşittir. Ben mesela yılını öğrenmek istiyorum. Yıl dersiniz. Buradan ya bakın bunu şey olarak gösterdi. Tamam. Şundan da bahsedeyim. Bu da bir bilgidir. Az önce niye böyle yaptı arkadaşlar? Buna da yıl dedim ama Fenerbahçe'nin kuruluş yılını attım. 1905. Niye 1905 dedi? Excel diyor ki benim sistemimde data yazımı programda yıl yani 01 01 1901'den başlıyor diyor. 1901'den başlıyor diyor. 1901'den 13.07.1905 tarihine tam 2021 gün varmış. Buradan ben sayı seçtim 2000 oldu. Bunu ben tarih yaparsam
2020'de denk gelen tarihi buraya atar. Bazen karşınıza gelir, bir şey yazarsınız, Allah Allah, sayı çıkar burası. Aslında ben tarih yazmıştım. Arka planda Excel bunu onu tarihe çevirir. Buradan yılı bu 2021'miş. Da aynı şekilde böyle gelip yazarsınız, dakika yazarsınız, saniye yazarsınız. Bunları böyle böyle getirirsiniz ki bir yerde işinize yarar. Bakın 9 çıktı. Mesela bu 9 ama 9 ne bilmiyorsun. Eylül mü nedir? Ya da metne çevir. Form için formu yazalım. Metne çevir. Bunu 9'u al. Tırnak içinde A'sı var ya, yaz. Bakın Ocağı yazdı. A'la eklersen ne yapacak? Ocak yazacak, değil mi? Mantık bu. Aynı şekilde bunu da günü mesela buradan eşittir gün diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Bunları biz kullanıyoruz yani. Kullanırsınız. 10. günmüş ama 10. gün hangi güne denk geliyor? Metne çevir de arkadaşlar muazzamdır. Kurcalarsınız. Bu sefer ne yazacağız? Artık öğreniriz. G, G, G yazacağız. Gün. 3 tane yazarsam kısaltacak. Bir tane yazarsam tam günü yazacak. Alıymış. Mesela onu. Tamam mı arkadaşlar? Buraya mesela şöyle yapalım. Cuma geldi. Bugün cumaymış. Kullanırsınız. Formüle edersiniz. İkinci aynı şekilde saati, dakikayı, saniyeyi çevirirsiniz. Birbiri içinden çıkarırsınız. Hesaplamalar yaparsınız. Yine de şöyle şükür yazmışız. Belli bir şeyi sıra sıra yazdırmak istiyorsunuz. O da mesela böyle bir şey yazmak istiyorsunuz. O da yine de diyorsunuz arkadaşlar. Metin diyor. Neyi yineleyeyim? Mesela testoyu şöyle boşluk bırakarak yinele. Kaç kere yineledim? 500 kere yineledim. Bu 500 kere yazdığımız buraya yineledim. Bu da belki lazım olsa. Kırp da çok sık kullanıyoruz. Az önce bahsettiğim şeyden ötürü. Bir yerden bir şey kopyaladınız. Böyle saçma bir şekilde gelebilir. Bunu istiyorsunuz ki böyle olabilecek maksimum boşluklarla yapsın. Kırpıyorsunuz, konuşuyorsunuz üzerinde. Bunu bana kırpıyorsunuz, metini seçiyorsunuz. O size kırpıyor bunu. Ama arkadaşlar bunu. Ama nasıl kırpıyor? Geliyor buradan bir tane boşluk bırakıyor sadece. Tek boşluk bırakıyor. Yani şöyleyse bu, bakın böyle bir şeyse mantıklı yapmayacaklar. Bak şu şekilde o zaman yapıyor. Değil mi? Bu kırpla beraber sağdan soldan bunları formüle ederek bunu hale getiriyorsunuz. Getirirsiniz ya, az önce gösterdiğim yere. Kuvvet de kuvvet üstü nedir? 5'i mesela 5 nasıl yapıyoruz Excel'den? Yukarı basıp böyle bir şapkaya basıyorsun. 5'in 125. kuvveti. Yazmak zor. Bunun yerine hızlıca kuvvet deyip sayı 5 üst. Bu şekilde kuvvet alırsınız. Bahsettiğimiz daha şurada mesela arkadaşlar. Formüllere giriyorsunuz. Şu sekmelerden. Bakın. Finansal formüller. Onlarca. Mantıksal formüller. Metinsel formüller. Burada olmayan formüller de var. Hepsini buraya kadar almamış. İşte başvuru formülleri, matematik formülleri, tüm formüller. Böyle muazzam. Kurcalarsınız siz. Bundan bahsetmeyeyim. Kafanız çok karışır. Bunun mantığı da şu. Bir açılı liste yapıyorsunuz. Bu açılı listeye bağlı olarak başka bir açılı liste yapıyorsunuz. Seçtiğiniz kalem olarak alt listelere getiriyorsunuz. Bunu oraya bağlı, onu buraya bağlıyorsunuz. Böyle çorba ediyorsunuz Excel'i. Kullanırsınız. Ama ona bahsetmeyeyim şimdi. Bununla ilgili YouTube'da, Udemy'de benim eğitimler var. Ücretsiz zaten o. Onları alın, izleyin. Bunların aynılarını, aynı formatta hatta bazıları. Orada anlattım arkadaşlar. Daha yavaş anlattım. Daha farklı örneklerle anlattım. Bunları geçiyorum. Oradan bakarsınız. Bu ve ya da fonksiyonları eğer'in içine kullandığımız işte eğer şöyleyse ve böyleyse şunu yap veya eğer şöyleyse ya da böyleyse bunu yap. Eğer ve metinsel ifadeleri kullandığımız formüller bakarsınız anlattığımda değil de değişik bir formül bahsetmeyeyim. İşte mesela şöyle değil şu. Biraz kafan karışsın. Değil dedim. Burası. Çiftir. Satış. Yanlış dedi. Niye dedi? Çünkü burası satış değil mi? Değil. Burası satış. Yüzden yanlış diyor. Buraya başka bir şey yazarsak doğru diyor. Dedi ki burası satış mı? Değil. Ha, o zaman doğru. Bunu kullandığımız yerlerde var. Kullandık. Mesela şöyle de oluyor. Eşittir bir, eşittir bir mi? Doğru. Bir eşittir bir. Eşittir bir,
eşittir 5 mi? Yanlış. 1 5 değil. Bunu da kendi işlerinizde çalışmanızda kullanabilirsiniz. Kullandığım için ben size söyledim onu. Eşittir. Doğru eşittir de böyle devam ediyor işte arkadaşlar. Parça al. Az önceki bahsettiğim şeylerden. Mesela böyle verileriniz geldi. Diyorsunuz ki siz şuradaki hepsi sabit. TR001 ile başlıyor. TR0, TR999'da gidiyor. Burada da veriler var. Ya bu TR'leri buradan silmem lazım benim ya. Bunu parça al da parça al deyip seçiyorsunuz. Nereden itibaren parça alayım? İşte 1, 2, 3, 10 sayıyorsunuz. Orada itibaren alıp beni bırakıyor böyle. Başınıza gelebilir yani. Olmaz demeyeyim. Bu uzunluk bu, bunlar şeyler. İşte bunun şurada kaç tane karakter var? Ne yapacağız? Bunu sayacağız mı? 1, 3. Metinsel fonksiyonlarda kullanabilir. Uzunluk deyip arkadaşlar böyle seçip 9 karaktermiş. Böyle bakabiliriz. Karşımıza. Dersinde az önce bahsetmiştim. Saf verileri nasıl getiririz diye. Bunu geçiyorum. Satır sütun işte bulunduğum benim neresi? G12. Ben bunun satır sütun sayısını öğrenmek istiyorum. Satır diyorum. Niye? Benim bir yerde şimdi karşıma çıkacak. İkinci satırdaymış bu mesela. Sütun diyorum. Burası neresiymiş yani? Böyle, bunu böyle kullanırsınız. Çünkü bunları da 12 veriye göre formül yazmak durumunuz olabilir. Bu fonksiyonlarda bu. Satır sayı. Bunlar, bu önemli arkadaşlar. Bir Excel formu yaptınız. Metraj formu. Bakın 1, 2, 3 gidiyor güzel güzel. Ben bunu formül demişim. Şunu bir sileyim. Aşağıda attınız. Sonra gittiniz şunları yanlışlıkla sildiniz. Yani işiniz yaramadı yani silebilirsiniz. Ne oldu? 1, 2, 4, 6, 8, 10. Bozuldu yani. Bazen şefiniz, müdürünüz takabilir. Ya 3 nerede? Aa yanlış. 3 değil bu 3'tü ya mesela. Bunun yerine buraya formül yazıyorsunuz. Şöyle. Satır. Say. Formül dedim. Nereden başlayacak? Bunun şeyi neydi arkadaşlar? A3'tü. A3'ten A3'e kadar say diyorum. Bakın 1 dedi. Şunu aşağı doğru çekiyorum. Hepsi 1 1. Niye? Bakın. Diyorum. A5'ten A5'e sayıyor. Diyor buraya A9'dan aldık. Bunun şeyi bir hilesi. Şu A3 sabitlensin. F4'e basıyorum. A3 hep sabitleniyor. Bundan bahsedelim arkadaşlar. Şöyle bir veri yazdınız diyelim. Bu verinin her yerde sabit olmasını istiyorsanız, aşağı koyup değiştirmesini istemiyorsanız bunu F4 ile sabitliyorsunuz arkadaşlar. Önce kaymıyor. Bunu şimdi sabitledik. Hep A3 kalacak bu. Böyle bunu aşağı çektiniz. Bakın ne yapıyor? A3'ten A7'ye saydı. Geldi 14'ü saydı. Buradan verileri silseniz bile bir kere formül yazdığımız için kendini otomatikman yine 5'e aradı. Aynı şekilde bunu sütun sayıda da yaparsınız. Şu sıralı bu güzel bir şey arkadaşlar. Şöyle diyelim birden bine kadar veri yazacaksınız. Bunu nasıl yaparsınız? 1, 2 yazarsınız. Şöyle bine kadar böyle aşağıda bakın ben gelişte çekiyor. Böyle bu en yanlış yöntemi. Böyle mi yazarsınız? Veya tutup bırakırsınız. Şurada bir artı çıkar. Buradan hızlı doldurma dersin veya doldurma serisi dersin doldurur veya en şeyi sıralı yazarsınız arkadaşlar. Birden bu sefer böyle yazdı. Bunu böyle sıralıyla satır sütun sayılarını burada hızlıca verebilirsiniz. Çok detayına girmiyorum. Geçelim. Bundan bahsettik mi en çok olan? Bundan bahsettik mi? Belli aralıkta en çok hangi verinin olduğunu getiriyor. Fonksiyonu niye koyduysam ben de. Hepsi bitti. Bütün eğitim yaptık arkadaşlar. Bakın ne oldu? %100 oldu. Tamam mı? Bu surat ne oldu? Güldü. Suratı nasıl yaptık? Ekledik geliştiriciden. Buraya bir eğer yazdık. Arkadaşlar bunun üstüne. Bakın. Burada bir karakter var. Ama eğer var. Eğer H8 neresi? Çıktı diyelim. Burası %100 ise J yaz. Değilse K yaz. Sonra JK'ya da gittikten kontrolü değiştirdik. Böyle bir hile yaptık. Burada da eğer sayı kullandık. Şu arka plandaki şöyle açalım burayı. Şunun rengini değiştirelim. Koşul biçimleri olduğu için yapmıyor. Şöyle kaldıralım. Diyelim koşul biçimini kaldırmak istiyorsunuz. Gelip
kuralları temizle. Buradan kuralları kaldırıyorsunuz. Kural kalktı. Bakın doğru, yanlış. Doğruları buradan sayıyor, yanlışları buradan sayıyor. Basit matematik yüzde vermişim. Sonra az önce graf ekledik, grafiği eklemişim. Ücreti bu arkadaşlar. Ama ne kadar güzel gözüküyor değil mi? İşte, ne güzel bu işe yarıyor yani. Şimdi Excel'den böyle bahsettik. Bence iyi. Bayağı da bahsettik ya bunu. Ara vereceğiz mi? Abi, nasıl isterseniz. Saat 9 oldu ya. Saat 9 oldu ya. Vallahi zaman nasıl geçiyor size? Çok keyifli gidiyor şu anda. İsterseniz biraz az önce bahsettiğimiz nasıl iş bulacağımız konusundan bahsedelim. Bize Elbette. çok soruyorlar da o yüzden yani karşımıza çıkıyor bu. Yeni mezunuz, tecrübemiz yok. Sizi işe sokacak arkadaş sizin şu anda grubunuzdaki arkadaşının biri arkadaşlar. O arkadaş işe girecek. Siz onun network'ünde olacaksınız. Onunla samimi olacaksınız. O sizi tavsiye edecek. Bunun adı global manada network. Türkçesi çevre, dayı, yeğen, akraba, torpil ne dersen de. Ama kimse sizi torpil olarak tanımadığı gibi bakan size refer etmez sizi. Niye? Sizi tanıyan, bilen, size güvenen biri size network'ünüze sizi tavsiye eder. Ya öyle bulacaksınız, network'ünüz sağlam olacak. Okuldaki hocalarınızla network'ünüz iyi olsun. Herkesin iletişim bilgilerini alın, yazın. Instagram'da şurada, burada, LinkedIn'de yazın. Kendinizi tanıtın, unutturmayın yani. Unutanlar, unutulanlar öyle bir şey vardı ya. İşte hatırlananlar hayatta kalır yani. Veya nasıl işe gireceksiniz? En önemlisi stajınızda işe gireceksiniz. Stajınızda kendinizi göstereceksiniz. Orada network'ünüzü, çevrenizi geliştireceksiniz. Şefiniz, amiriniz, memurunuz, müdürünüz. O sizi bir yerde bir şey duyduğu anda sizi arayacak. Bu şekilde network'ünüzle işe girebilirsiniz. En etkili bir şekilde yani. İşte şu anki network'ü düşünün, LinkedIn. Muazzam bir network. İşte Instagram'da şurada burada. Bu şekilde çevrenizi geniş tutun arkadaşlar. Stajlarınızda muhakkak kendinizi gösterin. Yani olmadığınız bir şekilde kendinizi gösterin yani. İşinizde çalışkanınız desinler ki ya stajda bu arkadaş böyle çalışıyorsa ben maaş versem bu çocuk neler yapmaz bizim için. Demeli yani o şekilde. Diye düşünüyorum. Biz nasıl girdik? Ben mezun olmaya yakın 2006 Haziran mezunuyum. İşte bir iki ay öncesinde. Türkiye'nin belli başlı inşaat şirketlerinin sitesine girdim. Tabii bu kadar aktif bir arama platformu yok. Her bir sitesine girdim. Yüksel İnşaat'ın girdim. CV doldur kısmına direkt doldurdum CV'sini. İşte en kanı böyle büyük büyük şeylerin, şirketlerin kariyer sayfalarını doldurdum. Mezun oldum 2-3 ay, 4 ay geçmedi ki başvurularından bir tanesi beni aradı. İşte başvurmuşsunuz, işte ister misiniz de isterim. Şurada öyle oldu yani. Siz de bu şekilde saldırın arkadaşlar demiş. Herkesin bir nasibi vardır tabii arkadaşlar. Sizi bekleyen muhakkak bir proje, bir iş, bir çalışma, bir maaş, bir şey vardır. Yani kimse sizin rızkınızı engelleyemez. O muhakkak bir yerde vardır. Siz arayın bulun yani. Özeti bu. Şimdi hak ediş kısmına geçelim. Bu Excel'i biz nerede kullanıyoruz? Sizin mezun olunca saha mühendisi de olsanız, şantiye şefi de olsanız, proje müdürü olsanız hak ediş, hak ediş, hak ediş hep önünüze gelecek. Saha mühendisi olmanız siz yapacaksınız muhtemelen. Şef olsanız biri yapıp size getirecek, siz kontrol edeceksiniz. Bu hak ediş her ay, her hafta artık nasıl anlaştıysanız o işte. Sonuçta siz bir inşaat şirketine girince işi kendiniz yapmıyorsunuz. O işi birine ihale ediyorsunuz. Sizden daha iyi o işi bilen, fen ve sanat kuralına göre ehli fen olan, yani sizden o işi fen olarak, sanat olarak daha iyi bilen bir kalıpçıya veriyorsunuz. Bizim şirkette şu an yaklaşık 75 tane sözleşme var. 75 tane farklı firma var. O hepsi birleşiyor. Bir tane ben kont işinde çalışıyorum bu arada. Hepsi birleşiyor. O kontu ayağa kaldırıyor. Hafif fiyatçısından başlıyor arkadaşlar. Peyzajından bitkisini, palmiyesini dikiyor. Bitiriyor. Bu arada işte yaklaşık belki 100'e çıkıyor bazı böyle. 100 tane farklı sözleşme yapıyorsunuz. İhale yapıyorsunuz. 100 tane farklı firmayla çalışıyorsunuz. Muhatap oluyorsunuz onlarla. Ve hepsi de her ayın sonunda veya sözleşmede nasıl anlaştıysanız abi para. Ben bu işi hayır için yapmıyorum sonuçta. Bu işi sana yaptırdım. Hak ettiğimi bana ver diyorsun. Sözleşmedeki yazdığımız periyotlarla genellikle aylık olarak arkadaşlar bu. Eğer hafriyat işi değilse hafriyat genellikle
haftalık olabilir. Çünkü sirkülasyonu, döküm parası, işte mazot parası sürekli para harcanan bir şey olduğu için haftalık yapılabilir. Ama biz firma olarak aylık yapıyoruz. Günü bellidir. İşte şu tarihte yapılır, şu tarihte ödenir. Nettir yani o. İleri geri oynamaz eğer Cuma, Pazar, Bayrama gelmiyorsa. İşte hak ediş yapacaksınız. Hak ediş yaptıracaksınız. Onaylayacaksınız. Kontrol edeceksiniz. Olmazsa olmaz yani. Bu teknik ofiste de çalışsanız. Sonuçta ev için düşün. Evde de hak ediş yapıyorum. Kira ediyorum. Aylık geliyor hak edişe. İşte market hak edişi var. Çocuk hak edişi var. Okul hak edişi var. Bunlar hep hak ediş arkadaşlar. Sonuçta para. Ne yaptın, ne aldın? Hak edişin eğer kelime manasını sorarsanız bir sözleşmesi imzalanmış. Az önce bahsettiğim gibi her işte sözleşme yapıyoruz. Sözleşme yönetimi eğitimi gibi bir eğitim var arkadaşlar. FSM Üniversitesi üstünden veriyorum onu da. Onun linkini de paylaşırım. Muhakkak da alın derim. Yani para için değil de sizin için faydalı olur yani. Sözleşme yönetimi konusu da çok eksik bir konu. Bu alanda kendinizi geliştirmenizi tavsiye ederim. Kontrat management dediğimiz bu işin masada, tahtada kazanıldığı yer olan sözleşme konusunu muhakkak çok iyi öğrenin. Nasıl yapılır, nelere dikkat edilir, nasıl yazılır, hangi maddeler olmalı, risk faktörleri nedir, neler olmalı, sözleşmenin ekleri, teknik şartnameleri, analizleri, projeleri gibi bunu muhakkak bilin. Yani iyi bir proje, hepiniz inşallah çok iyi bir proje müdürü, koordinatör olacaksınız. İyi bir proje müdürü, şef sözleşmeyi çok iyi bilmeli, hak edişi, ödemeyi, parasal kısımlar çok iyi bilmeli arkadaşlar. Kendinizi her anda geliştirin yani. Hazır fırsatınız varken bize bunu benim zamanımda kimse söylemedi. Biz mezun olduk. Hadi gittik başvurduk. Yani selamun aleyküm gittik yurt dışına. Belki baştan bir alanda yönelseydim farklı bir uzmanlığım olabilirdi. Değerlendirin yani. Ukalalık olarak da algılamayın lütfen bunu. Hakikaten arkadaşlar sözleşmesi imzalanmış. İmzaladık. Başladık projeye. İş, imalat neyse. Sözleşmede belirlenen aralıklarla iş miktarı karşılığında yüklenici ödediğimiz paralar arkadaşlar bu hak ediş. Ne zaman başlar? Sözleşmeyi yaptık, ihale ettik. İş başladı, başladı. Her ay devam eden bir ongoing süreç. Bunları geçelim işte. Sözleşme nasıl yazılır? Bunlardan ufaktan bir girmişim. Sözleşmenin olmazsa olmaz maddelerim. Sözleşme örneği. Buna geçelim. Bakarsınız. Sözleşmede ne yazar arkadaşlar? Bu iş neleri kapsıyor? Mesela bu ne işi? Bir izolasyon işi. Bu izolasyon işinin bedeli, sözleşmenin olmazsa olmaz maddeleri, bedeli, türü, birim fiyatı, ödeme şartları, metrajı, bütçesi, süresi, olmazsa olmaz ve imzası tabii. İşte bu iş mesela 115 TL'ymiş. Önce akıl çarpmadan önce size ne gelecek? Sözleşmeler gelecek. Metrajlar gelecek. Metraj yapacağız. Sonra o metrajı hesaplanmış metraj. 3800 metre atıyorum. Birim fiyatı çarpıyorsunuz. Hak ettiği para bu diyorsun. Özeti bu. İki tür basitten yoğunluk yaptığım sözleşme var. Biri birim fiyat dediğimiz ne yaparsan onu alırsın. 100 yaptın 10 liraydı 1000 liraydı. Birim fiyat veya anahtar teslimi götürü bedel dediğimiz sözleşmesel risklere giren müteahhitlerin çok sevmediği yüklenicilerin idarenin sevdiği anahtar teslimi götürü bedel. Bu telefonu bana imal edeceksin 1000 liraya edeceksin. Nasıl edersen ekran büyürse de 1000 lira veririm, küçülse de 1000 lira veririm, siyah olursa da 1000 veririm, beyaz olursa da 1000 veririm derim. Bu anahtar teslimi. Birim fiyatta ekran inci büyüdü, ona göre ben sana fiyat arttırırım diyebilirsin. Anahtar teslimi de diyemezsin. Bizim yapacağımız örnekte birim fiyat usulü sözleşme olacak. Anahtar teslimi. Anlatmayacağım biraz daha detaylı. Onun için buluşup çalışırız belki. İşte hak ediş raporu denir buna. Metinsel şeyleri geçelim. Zaten paylaşacağım size bunları okursunuz. İşte aylık düzenlenir. İşte yükleniciyi imalatına getirir. Sunar size yeşil defter. Bunlardan bahsedeceğiz. Süreçlere geçelim. Metraj hesapları. Önce metraj başlayacağız. Sonra metrajlar nedir? İşte metraj demek ölçmek demiş. Demek bir kalem. İki kalem. Metrajı bunun iki. İşte bir bardak su, yarım su, birazdan içeceğim sıfır su. Hep bunlar metraj yani sayı sayfada. Ve bize metrajın da birim lazım. Metreye, metrekare, hacim, ağırlık, ton. İşte az önce biz zaten çevirme yaptık ya birimler, o birimler, bu birimler işte. Önce ihaleye çıkmadan önce bir ön metraj yaparsınız. Bütçe konusuna girmiyorum. Bütçeye ilgili o eğitimde var zaten. Edeceğiz ya birazdan o eğitimde var. Bir ön keşif yaparsanız sonra
ödeme yaparken de gerçekleşmiş olan yerinde ölçümler esas alınmalı. Öyle yapın yani. Proje üstünden de metraj yaparsınız, yaparsınız, yaparsınız. Kesin nakliyat kısmına geldiğiniz zaman da sahaya gidersiniz. Neyse, ne hak ettiyse, hakkaniyet neyse, ne size, ne yükleyeceği, ne patrona. Yani hak ettiğini vermek için yerinde bir ölçüden her şeyi ölçersiniz. Üstü kapanan işleri ataşman dediğimiz şeyle önceden ölçüp imzalaşıp dosyasına koyarsınız. Üstü kapansa bile ataşmana bakarsınız. Bunu ölçmüştük, imzalaşmıştık. Bu diye hak edecek yersiniz arkadaşlar. İşte metraj yaparken neler dikkat edelim? İşte düzgün ölçelim, unutmayalım, bakalım, edelim, dikkat edelim, bir daha ölçelim. Böyle bir tablo yapacağız. Güzel. Yeşil defter ne? Defter yeşil mi? Zamanında yeşilmiş arkadaşlar defterde. Böyle ismi kalmış. Yeşil defter dediği, icmal dediği kısım aslında. Toplandığı kısım metrajların. Bir sürü metraj var. Bir sürü metraj sayfası var. İcmal de bunu topluyoruz bu şekilde. Zaten hepiniz staj yaptınız. 100 tane görmüşsünüzdür yani. İşte örneğe bakacağız biraz. Sonra bir tık daha yana gittik sayfalardan. Bu sefer icmaldeki o metrajları parayla çarpıyoruz. Ne yaptı? Bunu bir ekonomiye döküyoruz. Örneği bu. Bizim öğrenimde yaptık. Birazdan buna bakacağız çünkü arkadaşlar. Şöyle bir özet bir şey koyabiliriz buraya. Hak ediş başladı. Tamam yapacağız. Dediler hak ediş yapın. Sahaya gidin uçun. Ölçtünüz, metrajı aldınız, ataşmanını koydunuz, okuldan geldiniz, tutanakları hazırladınız, ondan sonra icmal işte kuruşlanma dediğiniz fiyatlandırdınız, geldi o fiyat farkı varsa yoksa bir şeyler sonra ödediniz. Tamam arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde hızlandırılmış İngilizce kursu gibi bunu bu şekilde geçtim arkadaşlar, tamam mı? Bunu zaten size paylaşacağım. Dersiniz çok da şey değil. Detayına girmedim açıkçası. Şimdi gelelim. Bir tane arkadaşım çalışsın. Açıldı mı arkadaşlar? Evet, şu anda aldık. Biraz ben de mola vereyim ya. Siz nasılsınız? İyiyiz. İyi maşallah. Herkes iyi ya. Okulun açılmasını bekliyoruz 4 Ekim'de. Bizim Eskişehir Teknik Üniversitesi olarak. Çok güzel. İnşallah yüz yüze de görüşürüz ya. İnşallah. Network'ünüzü dedim mi geniş iletişimi koparmayalım. Yarın bir gün mezun olursunuz. Dosya olur, evrak lazım olur. İş lazım olur. Ne bileyim işte. Olur yani. Şimdi başlayalım. Tamam. Şöyle ben 5 ayırdım bunu. Bu görüp görebileceğiniz arkadaşlar en basit hak ediş formu. Yüzlerce var. Tokyo'nun ayrı var. Emlak konutun ayrı var. Sizin X firmanın var. Y firmanın var. Ben bunu kullanıyorum. Ne kadar minimal iş arkadaşlar o kadar güzel sonuç. Şey yapmaya gerek yok yani. Özetle ne yaptın, ne aldın, ne hak ettin. Yani sen işini yapacaksın, ben para ne vereceğim. Bütün sözleşmenin özeti bu arkadaşlar. Sen işi yap, ben para vereceğim. Şöyle vereceğim, böyle yapacağım. Sen işi de şu şekilde yapacaksın. Bütün ekleri var işte onlar da. Metraj formunu oluşturuyoruz. Mesela daha önce metraj yapmışsınızdır. AutoCAD'den ölçüm almışsınızdır. Bir daha şimdi AutoCAD'i açayım oradan onu alayım. Yapmıyorum. Mesela bir hafriyat hak ediş olsun bu. Tamam mı arkadaşlar? İşte bu 1-1, eni 10, 20 metre, 5 metre yüksekliği var. Bu kadar bir metre küplük iş yapmış bu adam. Bunu ya yerinde aldığınız şey, ölçtünüz veya böyle yapmıyoruz tabii biz. İşe başlarken önce bir harita ölçümleri aldırıyoruz. İşe biterken bir harita ölçümü alıyoruz. O toprak o kadar ne kadar çıkmış, o kadar hafriyatı var demektir bu basitçe. Bunu böyle yaptınız diyelim. Bu ne arkadaşlar? Buraya ismini yazarsın, işin yeri, metrajın cinsi. Çünkü bu da metraj yazıyor. Burada sayfa numaralarınız olabilir. Böyle süslersiniz. Hafta numarası olabilir gibi ateşman numarası olur. Burada farklı farklı şeyler de olabilir. Tamam. Bu mesela A aksıdır. B aksıdır mesela. Bu A bloktur. Da işte A bloktur. Böyle. Kontrol D yaparsanız seçtiğiniz alanın üstündekini alır aşağıya kopyalar arkadaşlar. Kontrol D o işe yarar hızlıca. Kontrol R yaparsanız da right o sağdakini alır gibi. Bu alanları değiştirdiniz böyle işte. Metraj formu yaptınız. Bu
vatandaş 450 lira olduğunu çok söylemiyorum, şöyle 25 olur. Bu kadarlık metrajda iş yap. Tamam, şu sistemi. Bu ilk arkadaş, arkadaşlar ilk. Sonra bunu ben buradan kontrol edelim. İcmal geldi. İcmal neydi? Bu işi burada şimdi tabii hafriyat işi var arkadaşlar. Bu kalem hafriyat. İşte bu altında mesela sıva işleri olabilir. Bu hafriyatın metraj formülü. Buraya bir tane koyalım hemen şu altına. Buraya da sıvanın metrajı var diyelim. Tamam mı arkadaşlar? Sonuçta buraya da aks değil de işte salondaki sıva, banyodaki sıva gibi, gibi banyoda sıva olmaz da alt sıva, neyse işte ufak değil. Bir anladınız siz. Bu metraj formu arkadaşlar, tamam mı? Burada diyeceğim, bunu da yeşil defterdeki sıvaya yapıştıracağım. Şimdi arkadaşın mantığı kümülatiftir. Yani ekle ektene gider. Kümülatifin mantığı ne? Siz bir önceki arkadaşta yanlış yapsanız bile eksik verdiniz, fazla verdiniz. Olabilir metre hatası. Bir sonrakinde düzgün verdiğiniz için kümülatifteki aradaki eksi artı sıfırlanır, hak ettiği değere gelir. Hep kümülatif yapılır arkadaşlar. Bunu buradan kopladım. İki defterin iki arkadaş olduğu için toplam imalatına bağ yapıştırdım, geldi. Ondan sonra sıvadaki ölçümlerimi aldım. Buraya bağ yapıştırdım, geldim. İlk arkadaşım bu arkadaşlar benim. Burada bir yazıyor. Burada da işte mesela ince imalat, neyse ismini koyarsınız. Bu arkadaş imalatın bizim ne? Toplam imalattan öncekini çıkartıyorum. Aşağı kopyaladım. Önceki sıfır olduğu için burası sıfır. Burada aslında sıfır yazıyor ama önünü değiştirmişiz. Neyse. İki defterden sonra bir yana geçiyordu. Bu sefer bunu parasal. Burada hafriyat vardı. Diyelim ki oluşturduğumuz, hemen kopyaladım. Buraya yapıştırdınız. Burada eşittirle yapsanız daha güzel olur. Neden? Şimdi ya yanlış yapmışım. Bu sıvı eşittirdiğim şey. Bu değişmiş dersiniz. Oraya bağlanır. Her zaman her şey birbirine bağlı olsun arkadaşlar. Bu metre küptü. Burası da metre. Kareyi nasıl yaparız arkadaşlar? Alt 252 miydi? 253. Aslında bu metre küptü. Sıfır bir şeydi neyse. Mesajını da yazdık. Bunu da mesela eşittir, buraya bağlayalım. Kontrol edelim otomatikman bir alttaki de gelsin arkadaşlar. Metrajımızı da yaptık. Geldik rapora. Bunu da buradan seçtik. Kontrol C. Buraya da geldik. Özel yapıştır. Bağ yapıştır dedik. Buraya bağlandı bu. Şimdi ekne geldi. Buradan değiştirdiğim burayı etkiliyor. Bu burayı etkiliyor. Sadece bir hata yaptım da metrajımı değiştiririm. Her şey birbirine bağlı bir şekilde gider. Bakın sıfır. Sonra sözleşmeye gider bakalım. Hafriyatı kaç yapmışız? 60 lira. Sıvayı kaç yapmışız? 25 lira mesela. Ondan sonra 3 lirayla bir önceki arkadaş tutarı çarpacağız. Bu işin anlaşmıştık. Bu kadar iş yapılmış. Geçen arkadaş bu kadar. Sonra bu hak edişidir. Yine 60 lira. Hak ediş miktarını çarpıyorum. Ondan sonra toplamda yine 60 lirayla toplamı çarptım. Hepsini çarptım. Bunlar çarpıldı. Şimdi bir yana gidiyorum. Bunu bakın, bu önceki arkadaş tutar burada. Arkadaş burada, toplam burada. Bunu kopladım bu sefer. Tıklayları geldim. En başta geldim, buraya yapıştırdım. En başta bu var. Şimdi bu bir form. Bu farklı farklı formlar var. İhrazat dediğimiz, önden malzeme alımı için sahaya para vermiş olabilirsiniz. Varsa o yok. Mesela sıfır. İkisinin toplamı bunu alıyor. Bu yap iş. Bu da önden verdiğiniz iş avans gibi düşünebilirsiniz. Menzilat var mı? Bu işte mesela olabilir. Yüzde mesela bütün toplamdan ben %2 tenzilat yaparım. Ne demek %2 tenzilat? 0,98'e çarpıyorum bunu gibi. Şey, ondan sonra fiyat farkı var mı? Topluyor. Ve toplaya toplaya gidiyor. En son taşeronun, siz yükleniciyi kullanın, bu eski kalmış benim. Yükleniciğin bu hak ediş, bu hak ediş diyor. Olacağı toplam. Burada bakın, minha dedi eksilttiğimiz kısım. Şu an ilk hak ediş yaptığımız için bunun bir önceki hak edişi yok. O yüzden bu sıfır. Şimdi ikinci hak ediş bir ay geçecek, hızlı bir şekilde geçeceğiz ya buraya. Buradan daha iyi anlayacaksınız. KDV oranını çarpıyorsun. Bununla bunu.
ADV %18'dir. Bazen %1'dir. Mobilyada %8'dir. Bazen 1'dir. Dubleks dairelerde 1'dir. Bir sürü şey var. Öğreneceksin onu. Peyzajın çimi %8'dir. Palmiyesi %1'dir. İşte böyle bir sürü şey var. KDV'yi de çarptığınız toplamınız. Ödemeler kısmı. Bakın ne yazıyor? Ödemeler. Burası da kesintiler. Biz bundan kesinti yapmış oluyoruz. Nedir? Teminat keseriz. Yani şey yaptım ben de biraz dursun. Teminatım ben de. Garantim benim. İşin sonunda hesabını kesince geri ödeyeceğim ama şu an dursun. Belki kaçarsın. Belki yanlış yaparsın. Belki ben seni beğenmedim. Sözleşme mesela riskler onlardan bahsediyoruz. Onu maddeyi koyuyoruz. Senin namı hesabına yani senin yerine ben bu işi yaptırmış olabilirim gibi 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 sebeplerden tutuyoruz. Daha önce ödemiş paralarımız olabilir. Önden avans başlarken. Bütün kesintileri, şantiyenin yemek kesintisi olur, mazot olur, malzeme olur. İşte işçileri şantiyenizde kalır, koşu, adam başı, bir meblağ. Hepsi tabii bunlar gökten gelmiyor arkadaşlar. Sözleşmeden geliyor. Yani o yüzden sözleşmeyi çok iyi okuyorsunuz. Hiçbir şeyi kaçırmıyorsunuz. Mesela sözleşmede der ki kaba işler için kulevinç bize aittir der işverene. Siz atlamışsınız bunu. Hak ediş ödersiniz, ödersiniz. Hiç kesmezsiniz. Kimse de size sormaz. Kontrol mekanizması. Belki yoktur. Ne olur? Yanlış yapmış olursunuz. Kesintileri toplamında buraya topladık. Azaltır, arttırırsınız kendi işinizin sürecine göre. Sonra basit mantık. Ne aldın, ne verdin? Burada. Bu kadar hak etmişsin. Bu kadar da ben senden kestim. Al bakalım. İki elim hak ettim. Biri bende, biri sende. Bu da senin payına düşen para. Tamam, bunu da şimdi nasıl ödeyeceğim ben sana bunu? Bu sözleşmeye geri gidiyoruz. Nasıl anlaştık? Hepsini nakit anlaştık. Hiç vermeyeceğim ben sana veya. Veya bu işi barter dediğimiz, daire dediğimiz, sen bu işi yap, ben sana daire vereceğim. Sana araba vereceğim diyebilirsin. Gibi gibi. Ödeme koşullarını mesela bu iş için afaki işinin %40'ını çek veririm, %60'ını nakit veririm dersin. Gerisini buraya eşittir. Bunu %40'sın, 0,40'da nakit olur. Çek olur. Neyse bu da olur mu? Ya bunu şöyle formüle eşittir dersiniz. Bundan bunu çıkartırsınız falan. Ne kalmış yani? Böylece bu hakbuk dediğimiz ödeme esas hal alır. Burada da işte imza kısımlarınız olur. Çok değişir bu arkadaşlar. Tek imza, çift imza, şefti, amirdi, memurdu, bürokrasiye göre azalır. En son işte patron, onay mekanı, kimse onaylar. Ondan sonra bunu gönderirsiniz. Muhasebeye faturasını kestirirsiniz. Sizden çıkar. Adam parasını alır. Siz işine devam edersiniz. Eğer ödemelerin düzgün yapıldığı bir şekilde çalışıyorsanız rahat edersiniz. Kimse sizin için para için aramaz. İşinizi yaparsınız. Onlar parası alır. Rahat edersiniz. Evet, bir firma çalışmıyorsanız herkes sizi arar. Genelde tabii şu anki ekonomik krizde de olabilir o. Böyle bir mekanizmanız da olmayabilir. Her şeyin siz de olabilirsiniz. Şantiye şefi siz olacaksınız. Bekçiniz, muhasebe müdürü siz olacaksınız. Formen siz olacaksınız. Kalfa siz olacaksınız. Betonu size döktürecekler geliyor. Demiri size indirtecekler. Niye? Çünkü ara elemanımız yok. Herkes mühendis. Bu işi kim yapacak? Sağdaki betonu kim organize edecek? Pompa geldi. Bunu kim kurduracak? Ne yazık ki ara elemanımız yok. Herkes mühendis olmak istiyor da. İşte bunun gibi şeyler. İşte yemek gelir. Yemeği alacak kimse mi olmaz? Bunlarla karşılaşabilirsiniz. Karşılaşacaksınız. Gözünüzü korkutmayayım yani. Ben karşılaşmadım. Uzun yıllar Türkiye'ye gelince karşılaştım ama yani ne yazık ki. Yurt dışında karşılaşmadım ama Türkiye'de işe girince muhasebeci de biz, faturayı da biz takip ediyoruz, ödeneni de biz takip ediyoruz gibi. Ön kapak dediğimiz bu işin bir de böyle süslendiği işte logonuz olur. Kime gidiyor şuna buna nasıl süslersiniz? Bilgileri yani özet arkadaşlar bunu. Şurası önemli, dönem önemli. Burayı değiştirin veya bunu formüle edebilirsiniz bakın. Az biz niye işte bunları yaptık işte. Bu yüzden yaptık. Bu yüzden yaptık arkadaşlar. Birleştir formülünü burada kullanıyoruz. Buradaki tarih değişince buradaki tarih değişiyor falan yani. Bu mantığı bu. 8-9 oldu. Böylece uğraşmazsınız. Bunu manuel yazmazsanız unutursunuz. 11. ay kalır, burada kalır. 10. ay veya 8. ay. Kimse bize bir şey, size bir şey demez ama bir gün gıcık bir de çalışırsanız bir müdürle ya ne biçim iş yapıyorsun derler. Der, aranıza gider. Yani. O yüzden her şeyi formalize edin. Hak ediş takibi önemli arkadaşlar. Bütün hepsinin özeti. Burada diyelim ki 20 tane hak ediş yaptınız. Patron, müdür, şef dedi ki ya bu adamın şeyi ne, özeti ne? Hangi hak edişi ne zaman ödedi? Buradan tak diye çıkartırsınız. Buraya gelirsiniz. Eşittir bunu da formüle edersiniz. Tarihim işte bu. Burayı doldurursunuz arkadaşlar. Böyle Tamam. hak ediş tutar.
Bağlarsın takı uçları bu. ADV isterseniz burada bunu şey yapın. Tam hak ediş ADV ile tutadık. Varsa kesintilerini pardon buraya atarsınız böyle. İşte bu kesinti olsun. Hızlı deformasyon arkadaşlar neresi olduğunu. Burası bunun kesintisi. Böyle bir sefer oluşturursunuz bunu. Tefrikat var mı? Vazgeçse tefrikat dediğimiz azaltma olabilir. Bütün kesintileri de yazarsınız. Yazdık diyelim. Tamam kalsın. Bundan sonra kesintiler toplumu. Hepsini topladık şöyle. Sonra neydi? Bundan bunu çıkardık. Bununla bu tutacak arkadaşlar. Tutmadı. Niye? Biz çünkü hepsini ayarlamadık. Tutturalım. Yoksa yanlış olacak şimdi. Hiç kesinti olmasın. Sadece bir nakit temat olsun arkadaşlar. Burada kesmeyelim adamlar. Nakit. 159. Bununla bunu tutması lazım. Muhakkak tutturun yani. Tamam. Şimdi aradan bir ay geçti. Kapattık. Açtık. Zaten ay o kadar hızlı geçiyor arkadaşlar. Bir daha hemen geliyor. Borçlar hemen geliyor. Bu maaş hemen gelmiyor zaten. O uzun oluyor. Ama ödemeler hemen geliyor. İkinci akredite geçtik. Önce hemen ne yapacağız arkadaşlar? Önce muhakkak şunu bir sıfırlayın arkadaşlar. Bunu buradan bir kopyalayın. Ctrl C yapın. Buraya bunu bir yapıştırın. Sonra buradaki değeri biz de bağ yapıştır yapmadık. Şunu şöyle sabitlemeyi gösterdim ya onu sabitleyelim arkadaşlar şu şeyi. Kopyalayınca değişmesin. Şimdi kopyalıyorum şurayı. Tabii sabitlemedik. Bunu F4 yapalım. Şimdi bakın ne oldu? Burada formla, burada formla. Cümletif'in mantığı bu. En kritik burası arkadaşlar. Bu yanlıştı belki. Olabilir. Metre yanlış girdiniz. Oranı yanlış girdiniz. Kesintiyi yapmadınız. Fazla yaptınız. Bu artık yaşandı. Bitti. Tamam mı? Saygısızca bitti. Bunu kopyalım. Buraya özel yapıştır ve değer yapıştır diyorum. Bu artık hiç değişmeyecek. Tamam. Burayı bir kere sıfırladık. Sonra geliyorum. İkinci yapacağım. Bundan sonra ikinci yapacağım. Şuradaki bir önceki hak ediş tutarımı benim buydu ya. Bu da belki yanlış oldu. Önemli değil. Burada kontrol E. Buraya özel yapıştır. Değer yapıştırdım. Bakın sıfırlandı hak ediş. Şu an temiz bir sayfa açtım. Sonra gidiyorum hak ediş takibe sıfırlandı. Çok güzel. Sonra üçüncü aşamam yeşil deftere gidiyorum. Bu değer yapıştır diyorum. Niye değer yapıştır diyorum? Bu belki 3525 değildi gerçekte. 3500 ama ben şimdi atalım düzeltince düzeltilmiş olacak. Bu da buraya değer yapıştırdığı için bakın akış da sıfırlandı. Üçüncü kontrol yapıyorum. Akış raporuna geliyorum. Bir önceki imalatım 244.500 bunu tutacak. Bunu tutacak. Tamam mı arkadaşlar? Sonra boş olacak. Boş tutacak. Hepsi tutacak. Şimdi gidiyorum. İkinci aya geldim. C blok da geldi buraya. Ama arkadaşlar. C bloktan da biraz yaptım. Sonra hafriyat da yaptım. Sonra bir başka imalatın daha girmiş olabilir. Bir imalat daha girdi buraya. O da X imalatı. Onun da yeni girmiş olabilir. Derseniz buraya onu da ismini oluşturursunuz. Bu işleri mesela ikinci ay bu işlere girmiştir. Sonra buraya gelirsiniz. Ctrl D yaparsın. Boyayı buradan alır. Reform dedik ya. Bunun da metrajı bu. Ondan sonra gelirsiniz. Boyayı buradan alırsınız. Bu sefer benim boyam imalatlı olduğu için şurada Ctrl D yaparım. Matip bir formülize edilmiş olur. Tamam mı arkadaşlar? Sonra bunun değerini de bilim fiyatını sözleşmeden bakarsınız. Bunları da bir kere Ctrl D yaparsınız. Böyle güncellersiniz. Yapıldı. Tibine bağlı görüyorsunuz. Sabit. Değişti. Bu buraya attı. 150 bin. Görüyorsunuz. Niye? Bunu tutması lazım. Efendim buradaki değerini bunlar hep tutacak. Şu üçler yapacak arkadaşlar. 150 buraya geldi. Ondan sonra da buraya geldi. İkinci akış oldu. Böyle 3, 4, 5 aynı mantık. Bu sefer üçüncü akışa geldik. Tarihi 9. Tarihi de 10. Tamam arkadaşlar. Aynı mantık. Bunu bu sefer kopladım. Buraya yapıştırıyorum. Önceki tutacak. Artık yanlıştı, doğruydu, değişti. Bunu kopla, özel yapıştır. Değer dedim.
Sonra geliyorum. Bir önceki hafif işlerim artık benim bu. Buna geldim. Değer yapıştırdım. Sıfırlandı. Ondan sonra buraya baktım. Sıfırlamamış. Ha, yeşil defter unuttuk diyeceksiniz. Bu sefer bunlar bir önceki imalatın olduğu sıfırlandı. 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 3. Sonra değiştiriyorsunuz metraj formunu. Her şey otomatik. Sonra 4, 5, 6 arkadaşlar. Hakikaten en basit mantığı bu. Umarım faydalı olmuştur yani. Anlatabilmişimdir diyeyim. Var mı soracağınız bir şey? Soru varsa şimdi arkadaşlar chat ekranından veya sesinizi açarak sorabilirsiniz. Hak edişin mantığı buydu arkadaşlar. Hak ediş böyle yapılır. Bu birim fiyatta hak ediş dediğim gibi. Her şeyin metrajı var. Birim fiyatı var. Anahtar tesliminde de her şeyin ismi var. Her şeyin yüzdesi var arkadaşlar. Baştan her şey hesaplanmıştır. Mesela hafriyat işleri diyelim ki o işin anahtar teslimleri 1 milyondur. Hafriyat işleri arkadaşlar o işin %10'udur. Siz onu %10 olarak öngörmüşsünüzdür. Tamam mı? Şöyle %10'udur. Bu sefer buraya yüzde olur bu. Şuraya %10 yazarsınız. Bu 1 milyonla çarpar. Yani sadece hesap mantığı değişiyor orada da. Şey yerine, metraj yerine yüzde veriyorsunuz. Bu işin %100 yazdığınız zaman alacağı para ortaya çıkıyor. Bu yüzde yapmak çok kolaydır. Onun evveliyatı çok zordur. Çok iyi bir şekilde hazırlarsınız. Hak edişler çok kolaydır. Sadece gelirsiniz buraya hiç hesapla kitapla uğraşmazsınız. Oturduğunuz yerden 5 olsun, 10 olsun dersiniz. Hak ediş oluşur arkadaşlar. Bunda sağda ölçersiniz, biçersiniz. Önceki için önceden bir özel çalışma gerek yoktur. Ama anahtar tesliminde oturursunuz her şeyi hazırlarsınız. Bütün metrajları doğru hazırlamanız lazım. Burada tabii çok önemli. Yanlış hesaplarsınız, yanlış ödeme yaparsınız. İstersen ben Evet. çekilişimi de yapayım. Evet, çekilişimiz olacak. Şükrü Bey, izninizle ekranı paylaşacağım ben de. Şu an Benim ekran... ekranımı kapatayım ben. Ne var ki ekranda benim? Ne güzel. Değil mi? Ben de co-host'um. Şu an ekranı aldım galiba. Ekranımı görebiliyorsunuz, değil mi? Ekranınızı bir dakika kapatayım ben hepsini. Yok. Ben kendi ekranımı görüyorum. Evet, şu an gelmedi ama Sıkıntı yok yani hemen ben tekrar görmesem. deneyeceğim. Bir saniye.